Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü canlı yayınımıza başlıyoruz. Şöyle birazcık genel konuşacağım ama aynı zamanda da arkadaşlarımıza YouTube'da toplanmaları için zaman vermiş olacağım. Bugün evren büken kozmik sicimlerden bahsedeceğim arkadaşlar. Çok havalı bir konu olacak, çok yoğun, dolu dolu bir konu olacak ve aynı zamanda heyecanlı bir konu olacak. O yüzden hazırsanız başlıyoruz arkadaşlar. Evren büken kozmik sicimler nedir? Evren büyük patlamayla nasıl oluştu ve kozmik sicimlerin büyük patlamayla ne ilgisi var? Kozmik sicimler ve süper sicimler arasındaki fark nedir? Kozmik sicimleri bulabilir miyiz? Bulup onları kullanarak geçmişe yolculuk edebilir miyiz? Yani onları bir zaman makinesi olarak kullanabilir miyiz? Ve Higgs bozonuyla, yani tanrı parçacığıyla, kozmik sicimleri ne alakası var? Higgs alanıyla ne alakası var? Uzayı kozmik sicimler nasıl bir kumaş gibi büküyor, buruşturuyor? Bütün bunları göreceğiz arkadaşlar. Bu arada biraz daha ekranda geri durmaya çalışacağım. Daha az ellerimi kullanmaya çalışacağım. Ama çok becerebileceğimi de zannetmiyorum. Biliyorsunuz ben heyecanlı bir insanım. Bunun sebebi de şu. Kamera ve ışık olayını çözdük. Fakat internetimizin band genişliği 35 megabit olmasına karşın arkadaşlar bitrate tarafından ani hareketlerin ekranda yayında piksellenmesine yol açıyor. O yüzden onu önleyebilmek için el kol hareketlerime de biraz daha dikkat edeceğim. Arkadaşlarımızı da burada görüyorum. Mesela Isaac Asimov gelmiş. Hatta yeni alışkanlığımı da kullanayım. Yani yorumlara artık telefonumdan bakmaya da başlayayım böyle. Hoş geldin Isaac. Nagihan Hanım gelmiş. Siz de hoş geldiniz. Ve arkadaşlar dediğim gibi yorumlara da böyle bakacağım. Böylelikle ekrana yapışma derdinden de sizin yorumlarınızı 5 numaram yokken okumak için kurtulmuş olacağım. Şimdi arkadaşlar size ilginç bir sorum var. Evren büken kozmik sicimlerle kokteyl buzunun ne alakası var? Yani biliyorsunuz artık yaz geldi. Artık kafeteryalarda kokteyl yapabiliyoruz. Buzlu kokteyl içebiliyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim. Yani mesela bizim Caddebostan'da bile tatile zamlar yüzünden gidemeyen millet kendini Caddebostan'dan ciddi ciddi tekne tutup motor tutup denize atmaya başlamış. Yani o turizm 80'li yılların Caddebostan turizmi fakirlikle birlikte geri geldi. Ama her halükarda kokteyl olayı var. Biliyorsunuz kokteylleri soğuk tutmak için de içine su buzu koyuyoruz. Peki bunun evrenin büyük patlamayla oluşmasıyla ve kozmik sicimlerle ne alakası var? Size demiştim. Değişik ve heyecanlı bir konu olacak bu. Şimdi arkadaşlar şöyle anlatayım. Buzlu içecekler için buz üretirken su donar biliyorsunuz. Ve su donduğu zaman aslında bunu fizik diliyle ifade edersek ki bunu açıklayacağım. Suda yani su buzunda topolojik defolar oluşur. Yani su buzu çatlar arkadaşlar. Su buzu katman katman olur. Buna da geri geleceğim. Evrende de kütle bir enerji türüdür. Ve enerjiyi de biz kuantum alanlarıyla tanımlarız. Ve daha çok da enerjiyi sıvı olarak ifade ederiz. Şimdi evren büyük patlamadan sonra genişlediği için soğurken fizik yasalarını belirleyen ama o ana dek kaotik olarak salınım yapan kuantum alanları da dondu. Yani suyun donup buz olması gibi dondu arkadaşlar. Böylece evrenin dokusu olan uzayda topolojik defolar oluştu. Ve bunlar da uzay zamanı buruşturan, kırıştıran, insan yüzündeki yara izlerine benzeyen topolojik defolardır. Yani uzayın böyle savaştan çıkmış barbar konan gibi yaralı yüzlü olduğunu düşünün. Onun gibi. Elimizdeki kozmoloji teorilerine göre büyük patlama anında oluşmuş olması gereken bu evrensel defolara İşte bunlara biz kozmik sicimler diyoruz. Yani uzaydaki buruşukluklar, kırışıklıklar aslında kozmik sicimlerdir. Ve bunlar büyük patlamayla oluşmuştur. Peki nasıl? Şimdi kozmik sicimler öncelikle uzayı kumaş gibi büküyor arkadaşlar. Yani bunu şöyle düşünün. Ütülenmemiş bir gömlekteki gibi kırışıklıklara yol açıyor uzayın dokusunda. Peki bu tüm evreni sarması gereken kozmik sicimler nerede? Nasıl oluştular? Nasıl çalışırlar?
kozmik sicimlerle geçmişe yolculuk edebilir misiniz? Evreni büken kozmik sicimlerden kaçabilir misiniz? İşte bu canlı yayında bütün bu soruların yanıtını göreceğiz. Aslında arkadaşlar, deyim yerinde ise evren daha oluşurken cam gibi çatlamıştır. Yani birinin göze geldi dediği gibi diyelim. Yani evrene nazar değdiren biri yok tabii ama evren oluşurken cam gibi çatlamıştır. Sevgili arkadaşlarım, hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Akışı bozmamak için yorumlarınıza şöyle uzaktan bakıyorum. Sorularınızı sormayı unutmayın. Biliyorsunuz konuyu anlattıktan sonra soru cevap kısmına da geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar, bu kozmik sicimlere enerji sicimleri diyebilirsiniz. Bunlar aşırı gergindir. Büyük kütleye sahiptir ve uzayda ışık hızına yakın bir hızla yol alır. Yani aşırı derecede gergin olduğu için bir kere enerjisi yüksektir. Enerji de kütleye denk olduğu için elbette kütlesi vardır. Dolayısıyla bu kozmik sicimler, yani 3 boyutlu olmasına karşın süper ince olan, jiletten, insan saçından, hatta atom altı parçacıklardan daha ince olan bu kozmik sicimler, teorilerde öngörülür, büyük patlamanın düzgün bir şekilde işlemesi için de muhtemelen oluşmuş olmaları gerekiyor. Yani kozmik sicimlerin bir gün tespit edileceğini umuyoruz. Ama bunlar aynı zamanda da kozmolojinin en garip, en sıra dışı unsurları. Yani sanki böyle fizikçiler ayranı fazla kaçırmışlar da bir taraflarından kozmik sicim uydurmuşlar gibi bir şey. Üstelik büyük olasılıkla da gerçekten var kozmik sicimler ve kozmik sicimleri anlamak için de kuantum alanlarındaki faz geçişlerini anlamamız gerekiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz önceki canlı yayınlarım var. Önceki fizik baştan yazılabilir ve kuantum zaman canlı yayınlarında faz geçişlerini anlatmıştım. Yani su buz hikayesi hatırlayacak olursanız. Yani maddenin halleri vardır. Buna maddenin fazları diyebilirsiniz. İşte maddenin katı hali, örneğin su buzu. Sıvı hali, bildiğiniz sıvı su. Gaz hali, yani su buharı. Ve iyonize olmuş plazma hali diyebilirsiniz. Ve evrende de bu tür faz geçişleri olmuştur. Büyük patlamadan hemen sonra. Üstelik bunlar maddede değil, bildiğiniz fizik yasalarını belirleyen kuantum alanlarında meydana gelmiştir. Şimdi arkadaşlar, bunu anlamak için büyük patlamadan sonra hızla genişleyerek soğuyan evrenin, daha doğrusu onu oluşturan ve saran kuantum alanlarının nasıl donup buz kestiğini ve bu sırada cam gibi çatladığını açıklamamız gerekiyor. Yani kuantum alanları, bunlar tam olarak enerji alanı değildir biliyorsunuz. Olasılık dalga fonksiyonu ile ilgilidir. Ama kuantum alanlarının bizzat donması ne demek arkadaşlar? Bütün bunları incelememiz gerekiyor. Şimdi kainatta birden fazla evren varsa her evrenin kuantum alanları farklı bir şekilde donuyor arkadaşlar. Yani bu kuantum alanlarının farklı minimum enerji değerleri var. Bunlar nedir? Elektromanyetik alan, yer çekimi alanı, bütün bunlar birer kuantum alanıdır. Ve bu minimum enerji değerlerine de biz aslında evrensel sabitler diyoruz. Dolayısıyla her evrenin fizik kuralları ve sabitleri farklıdır arkadaşlar. Evrensel sabitlere bir örnek. Örneğin ne diyelim? Evrensel yer çekimi sabiti diyelim. Şimdi bunun bir bedeli var ama. Yani her evren farklı bir şekilde çatlayarak donuyor ve farklı farklı kozmik sicimler oluşturuyor arkadaşlar. İşte bunu görmek için en iyisi o suyun altını açalım ve biraz çay suyu kaynatalım. Tamam mı? Yani şunu düşünün. Kokteyllere koyduğunuz su buzunu alın. Mesela ne bileyim ben, ejder meyveli smoothie'ye. İşte gittiniz, buz koydunuz. Su buzunu alın ve ısıtın arkadaşlar. Ne oluyor? Buz eriyerek sıvı suya dönüşüyor. Değil mi? Ve bu bir faz geçişidir aslında. Su buharlaşır daha fazla ısıttığımız zaman. Bu da bir faz geçişidir. Hani çay suyu kaynattığınızı düşünün. Su buharını da ısıtırsanız binlerce derece sıcaklıkta elektronlar bu sefer atomlardan kopmaya başlar. Oksijen atomları hidrojenden ayrılır ve su molekülleri parçalanır. Yani bir tür elektroliz meydana gelir. Ve elinizde iyonize hidrojen ve oksijen gazı kalır ki maddenin ışık saçan ve ışığı geçirmeyen bu haline de plazma diyoruz.
yani plazmaya kendiliğinden ışık saçan gaz da diyebilirsiniz arkadaşlar. Pekala, buradan faz geçişlerine günlük hayattan birer örnek verdik. Oysa bir de şu var. Sıcaklığı 10 üzeri 32 derece. Tekrar ediyorum. Sıcaklığı 10 üzeri 32 derece. Yani 100 milyon kere trilyon kere trilyon derece sıcaklığa çıkarırsanız işte o zaman bizzat evreni oluşturan, evrenin fizik yasalarını oluşturan kuantum alanları bu kez faz geçişine vuruyor. Kuantum alanları farklı bir şekilde titreşmeye, dalgalanmaya başlıyor. Farklı vektörlerde, yönlerde hareketlenmeye başlıyor. Kuantum alanlarının şekilleri değişiyor. Biz buna fizikte simetri kırılımı diyoruz. Zaten simetri kırılması zayıf kuvvet, elektro zayıf kuvvet ve zaman kristalleri yazılarında ben bunları anlattım blokta. Kozan Demircan bloktaki linki açıklamalarda bunlara bakabilirsiniz. Kuantum alanlarının faz geçişlerine biz simetri kırılması diyoruz fizikte arkadaşlar. Yani bilim insanlarının havalı konuşmak için uydurduğu bir terim diyelim. Aslında gerçek sebepleri var. Her halükarda o yüksek sıcaklıkta, 10 üzeri 32 derecelik o sıcaklıkta aslında biz bir evren olsaydı o evreni yeni bir büyük patlamayla yok etmiş olurduk. Ve fizik kuralları farklı olan bambaşka evrenler oluşturmanın kapısını aralamış olurduk. Yani kozmik sicimleri anlamak için zamanı film gibi geri sarsak, büyük patlama anına geri dönsek ne olur? Bunu görelim. Şimdi arkadaşlar, büyük patlama anında aslında 10 üzeri 32 dereceden daha da sıcak olan bir evren var. Ve bu evren soğurken kuantum alanlarının yaşadığı faz geçişlerini simetri kırılmasına, yani yeni oluşan evrenin dokusu olan uzay zamanının çatlamasıyla oluşan bu unsurlara, işte bunlara kozmik sicimler diyoruz. Yani büyük patlama anında sıcaklık o kadar yüksek ki fizik kuvvetleri tek bir kuvvet altında birleşmişler. Çünkü fizik kuvvetlerini belirleyen kuantum alanları tek bir kuantum alanı olarak birleşmiş. Yani aşırı derecede kaynar suyun kabarcıklanması gibi. Ve o yüzden de evren soğudukça kuantum alanları birbirinden ayrılıyor. Fizik kuvvetleri birbirinden ayrılıyor. Evrenin dokusu kırılıyor. Ve bu doku kırılması sanki buzu çatlatır gibi evrenin dokusu olan uzay zamanın çatlamasına yol açıyor arkadaşlar. Ve kozmik sicimlerde, yani süper ince enerji iplikleri diyelim, bunlar da bu şekilde ortaya çıkıyor. Peki, şunu buradan da örnek vereyim. Şimdi unutmayın ki sıvı su molekülleri su buzu ve su buharı moleküllerinden farklı davranır arkadaşlar. Demek ki evrenin büyük patlama anındaki fizik kurallarıyla şimdiki fizik kuralları da birbirinden farklı. Yani bir yandan büyük patlama anındaki fizik kuralları artık geçerli değil. Ama diğer yandan o fizik kuralları yaşadığımız fizik kurallarını doğurdu. Ama bu geçiş bir simetri kırılmasıyla ve faz geçişiyle yaşandığı için biz bugünkü fizik yasalarına bakarak büyük patlama anında neler olduğunu maalesef bilemiyoruz arkadaşlar. Yani bir bilim insanına evren büyük patlamayla nasıl oluştu diye sorduğunuz zaman size kesin yanıt veremiyorsa suçu yok. Bu dediklerinden dolayı. Şimdi arkadaşlar, bu işe biraz daha detaylı olarak bakalım. Yani biliyorsunuz ben her zaman için kanalımda bir şeyi anlaşılacak kadar basitleştiririm ama gereğinden fazla basitleştirmem. Yoksa yanlış anlaşılır. Şimdi arkadaşlar, burada size biraz temel parçacıklardan söz etmek istiyorum. Mesela elektron gibi parçacıkların da elektron alanı ve elektromanyetik alan gibi iç içe geçmiş, üst üste binmiş kuantum alanlarındaki titreşimleri var. Yani şunu söylemek istiyorum. Sizin parçacık dediğiniz şey aslında o parçacıkların ait olduğu kuantum alanlarındaki titreşimler. Mesela elektron, elektron alanı, elektrik alanı ve elektromanyetik alan, hatta foton alanları içindeki titreşimlerden meydana geliyor. Özellikle de elektrik alanı içindeki titreşimlerden. Şimdi demek ki kuantum alanlarındaki simetri kırılması bu alanların minimum enerji değerini değiştiriyor arkadaşlar. Bir saniye. Kusura bakmayın, bugün boğazım çok kuruyor anladığım kadarıyla, gıcık yapıyor. Şimdi kuantum alanları farklı bir şekilde titreşmeye başladığı zaman
kuantum alanlarının özellikleri değişiyor arkadaşlar. Yani farklı parçacıklar üretebiliyorlar. Mesela bu alanlardaki parçacıklar farklı davranmaya başlıyor. Elektronun temel yük değeri değişebiliyor örneğin. Ya da örneğin elektronlar eskiden kütlesizken, ışık hızında gidebiliyorken büyük patlamadan hemen sonra bu evreni saran Higgs alanı dediğimiz şu tanrı parçacığı, gerçekte tanrının belası parçacık Higgs bozonunun ait oldu. Yani Higgs alanının titreşimleri Higgs parçacığıdır, onu demek istiyorum. O Higgs alanının da donmasıyla elektron kütle kazanıyor arkadaşlar. Yani Higgs alanı değişikliğe gittiği zaman diğer kuantum alanlarıyla eşleşiyor. Couple diyelim buna, eşlenik hale geliyor ve Higgs alanının diğer kuantum alanlarıyla, dolayısıyla da Higgs parçacığının diğer parçacıklarla etkileşime girmesiyle bazı parçacıklar kütle kazanıyorlar. Yani maddenin oluşmasını daha önce Higgs alanı ile ilgili blog yazımda anlattığım gibi elbette ki Higgs alanının minimum enerji değerinin değişmesine borçlusunuz. Ve merak etmeyin, bunu kozmik sicimlere bağlayacağım. Hatta simetri kırılmasıyla yeni kuantum alanları ve yepyeni parçacıklar da oluşabilir arkadaşlar. Nitekim büyük patlama anında tüm kuantum alanları birleşik de demiştim size. Sonra yer çekimi, elektromanyetik kuvvet filan birbirinden hep ayrıldı arkadaşlar. Böylece evrende fotonlar ve elektronlar gibi yepyeni parçacıklar oluştu. Hatta elektronlar ve kuarklar kütle kazandılar arkadaşlar. Pekala, bu bütün evrenin şiddetle sarsıldığı bir kozmik felaketti aslında. Bir yanardağ patlamasından çok daha muazzam bir şekilde yepyeni bir evren oluşuyordu arkadaşlar. Yani o büyük patlamaya büyük patlama diyoruz ama o bir PR kampanyası değil. Patlama, gerçek bir patlama olmasa da bayağı büyük, bayağı kallavi bir patlama. İşte bütün bu doğum sancıları ve şiddet olayları sırasında uzayın dokusu da kurumuş cilt gibi kırıştı ve çatladı. O kadar yüksek enerjiler oluştu ki bizzat uzayın dokusu çatladı arkadaşlar. Ve evreni saran kozmik sicimler işte böyle oluştu. Şimdi uzayı saran bu çatlaklara, bu topolojik defolara kozmik sicimler diyoruz. Yani bazen böyle defolu kumaşı vardır biliyorsunuz. Outletlerden gider böyle salı pazarında satarlar. Ucuzdur ama küçük bir defosu vardır mesela tişörtün. Ne bileyim bir tarafında dikişi kaymıştır örneğin. Onu söylemek istiyorum. Aynen onun gibi düşünün bu kozmik sicimleri. Şimdi şunu da unutmayın. Tanrı parçacığı denilen aslında Tanrı'nın belası parçacık olan Higgs parçacığının ortaya çıktığı Higgs alanı evren oluşurken çatlayıp donup kalan en önemli kuantum alanıdır. Diyeceksiniz ki neden? Çünkü Higgs alanı temel parçacıkların kütle kazanmasını sağlıyor arkadaşlar. Kozmik sicimlerden büyük bir kütle oluşturan tek 3 boyutlu enerji alanları aşırı gergin enerji sicimleri ortaya çıkıyor. Yani kozmik sicimler uzaktan baktığınız zaman tek boyutlu gözüküyor. Aslında çok ince sicimler, büyük bir kütleye sahipler, çok enerjikler, çok gerginler. Şimdi bu yüzden kozmik sicimleri asıl oluşturan şey evrensel yer çekimi sabitini veriyor olması gerektiğini düşündüğümüz Higgs alanı. Yani her ne kadar kuantum fiziğiyle Einstein'ın yer çekimini tanımlayan genel görelilik kuramını birleştiriyor olamasak da genel görelilik kuramındaki evrensel yer çekimi sabitinin Higgs alanının elektron gibi parçacıklara kütle kazandırmaya başlamasıyla ortaya çıktığını düşünüyoruz. Ve evrensel yer çekimi sabiti ortaya çıkarken meydana gelen büyük enerji dalgalanmalarının da uzay zamandaki çatlaklara yani kozmik sicimlere yol açtığını düşünüyoruz arkadaşlar. Oysa Higgs alanına biraz daha yakından bakalım. Yani bu nasıl oluyor? Çünkü belki biliyorsunuz ben daha önce söylemiştim. Higgs alanı farklı bir kuantum alanı. Elektromanyetik alandan farklı bir kuantum alanı. Çünkü elektromanyetik alan gibi bütün evreni sarıyor. Hatta matematiksel olarak Higgs alanının da sonsuz büyüklükte olması lazım. Yani evrenin dışında da sonsuza uzanıyor olması lazım. Bununla birlikte elektromanyetik alan değişiktir.
Yani elektromanyetik kuvvetin, örneğin manyetik alanların evrende şiddetli olduğu noktalar vardır. Bir mıknatısa yakın olduğunuz zaman olduğu gibi. Veya işte CERN Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi'ndeki büyük hadron çarpıştırıcısındaki parçacık hızlandırıcısını çalıştıran elektromıknatıslarda olduğu gibi. Bir de manyetik alanların zayıf olduğu yerler vardır. Yani ne bileyim ben, insan vücudu gibi örneğin. Demek ki elektromanyetik kuvvetin bir alan, yani örneğin diyelim ki İstanbul'da Caddebostan sahilde Migros'un önünde manyetik alan şiddetini ölçtüğünüz zaman bu size Alaska'daki manyetik alanın şiddeti hakkında hiçbir fikir vermez. Oysa Higgs alanı öyle değildir arkadaşlar. Higgs alanı bir skaler, yani sayısal bir kuantum alanıdır. Yani değeri evrenin her yerinde aynıdır. Bugün de öyle. Hani sizin bu evrensel yerçekimi sabit dediğiniz şey var ya, neden sabit? Neden öyle? Çünkü Higgs alanının minimum enerji değeri evrenin her yerinde öyle. İşte o minimum enerji değerinin açılımının da ya evrensel yerçekimi sabiti olduğunu düşünüyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Ama tekniği seven arkadaşlara da hitap etmek istiyorum. Şimdi bir cümle kuracağım ama korkup kaçmak yok, tamam mı? Yani Higgs alanının bir teknik tanımını yapacağım. Sonra bunu açacağım size. Basit bir dille anlatacağım. Ama Higgs alanı skaler bir alan olup SU, yani Samsun-Urfa 2 simetrisindeki zayıf izospinde karmaşık bir duble oluşturan iki nötr ve iki elektrik yüklü bileşene, yani parçacığa sahiptir. Ben size bu katılımcı evren, W bozonunun kütlesi yanlış çıktı. Fizik baştan yazılabilir canlı yayınımda bu duble oluşturan iki nötr ve iki elektrik yüklü bileşenin ne olduğuna çok genel olarak değinmiştim arkadaşlar. Ama buradaki duble, yani doublet, elbette ki bir duble viski değil. Buradaki duble Higgs alanı bileşenlerinin, parçacıklarının ikili gruplar oluşturması anlamına geliyor. Yani bunlar quasi particle dediğimiz sanki parçacıklara benziyorlar. Sanki parçacık ne demek? Sanki parçacıklar mesela 2 ya da 5 kuarkın geçici olarak bir araya gelmesi ve bu gruplarında tek bir parçacık olarak davranması gibi şeylerdir. Mesela bundan 5-6 yıl önce tetrakuarklar bulunmuştu, sonra pentakuarklar bulundu. Nedir bu tetrakuark, pentakuark? İşte üçlü kuark grubu, beşli kuark grubu. Bunlar 3-5 ayrı gerçek parçacıktan oluşuyor ama tek bir parçacık gibi davranıyorlar. İşte Higgs alanında da bu sanki parçacıklar özelliği var. Ama arkadaşlar, burada ilginç olan nokta ne biliyor musunuz? Higgs alanı homojendir. Düz ve pürüzsüzdür. İdeal ütülü bir gömlek gibidir. Nasıl olur da uzayı buruşturan asimetrik, yani simetrik olmayan kozmik sicimler oluşturabilir Higgs alanı? Yani Higgs alanının değeri uzayın her yerinde aynıysa ve yer çekiminin taşıyıcı parçacığı olduğunu düşündüğümüz gravitonun oluşmasına Higgs alanı sebep olduysa, maddeye Higgs alanı kütle kazandırıyorsa, homojen Higgs alanı uzay zamanı büken kozmik sicimleri buruşukluklara, kırışıklıklara, düzensizliklere, defolara, kusurlara nasıl yol açmış olabilir? İşte bu canlı yayının püf noktası bu. Size söylemiştim. Her şeyi basitleştireceğim ama sadece gerektiği kadar. Şimdi bu soruya biraz daha yakından bakalım. Ben bunu size kuantum zaman canlı yayınında anlatmıştım. Yani simetrik objeleri simetriyi bozmadan asimetrik olarak dönüştürebilirsiniz. Nerede? Uzayda ve zamanda. Günlük hayattan bir örnek vereceğim. Örneğin bozuk para düşünün. Mesela 1 lira. Şimdi 1 lira dairesel bir disktir, değil mi? Siz bu parayla yazı tura atarken bozuk para havada rastgele oraya buraya döner. Yani asimetrik hareketler yapar. Öyle değil mi? Ama bu sırada daire şekli bozulmaz arkadaşlar. Yani o hani bana el hareketi yapma dediğiniz zamanki gibi o bozuk para havada dönerken nasıl döneceği belli olmaz. Simetrik bir şekilde dönmek, takla atmak zorunda değil havada dönerken. Ama dairesel özelliği bulunmuyor. Ama buna rağmen bir bozuk parayı attığınız zaman yere ya yazı, ya tura, ya da dik olarak düşüyor arkadaşlar. Öyle değil mi? Hani Kemal Sunal'ın filminde var ya, diyor ki işte yazı gelirse beni siz öldüreceksiniz, tura gelirse beni siz öldüreceksiniz, ama dik gelirse ben giderim arkadaş. Parayı bir atıyor, para yere dik geliyor. Hadi bana eyvallah, ben gidiyorum diyor ya. O esmeri gibi düşünün.
Ama bu hareketler de simetrik. Yani bozuk para havada nasıl dönerse dönsün hem şekli bozulmuyor hem de yere 3 şekilde düşebilir. Yazı, tura veya dik. Bu da üçlü simetri demek. Kısacası arkadaşlar uzayda ve zamanda, evrende simetrik objeler asimetrik davranabilirler. Yani şimdi keşke Foça'da olsaydı. Fena da tatilim geldi. Yani o böyle Foça'da çarşaf gibi deniz derler. Anlatabiliyor muyum? Homeros İlyada destanında şarap gibi deniz der. Yani o böyle uzaktan baktığınız zaman deniz simetriktir, düzdür, çarşaf gibidir, yorgan gibidir, yayılır. Ama aslında küçüklü büyüklü dalgalardan oluşur. Değil mi? Yani bir kuantum alanına da yakından baktığınız zaman titreşimlidir. Ama uzaktan baktığınız zaman davulun sesi uzaktan kulağa hoş gelir gibi düz görünür arkadaşlar. İşte bu Higgs alanının simetrisi bozulmadan asimetrik kozmik sicimlerin uzay zamanın dokusunda nasıl oluştuğunu anlayabilmemiz için dikkat etmemiz gereken bir noktaydı. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi burada aslında çarşaf gibi kuantum alanlarında fırtınalı kozmik sicimler nasıl oluşuyor diye soruyoruz. Anlatabildim mi? Yani kara delik ve yıldız gibi kütleli cisimler uzayı yer çekimiyle büküp buruşturabilir. Ama evrenin doğrudan enerjiyle uzayı büktüğü tek mekanizma kozmik sicimlerdir. O yüzden çok ilginçler. Bu arada parçacıklar arkadaşlar kendilerini oluşturan ve aynı zamanda oluşturdukları parçacıklar tarafından belirlenen kuantum alanlarındaki titreşimlerdir dedik ya. Her kuantum alanı farklı şekilde titreşiyor arkadaşlar. Yani elektron alanının titreşimi farklı, elektrik alanının farklı, foton alanının farklı ve benzeri gibi. Bu da o alandaki parçacıkların, örneğin elektronlarla kuarkların farklı özelliklere sahip olmasını sağlıyor. Mesela elektronun elektrik yükü negatiftir ve birim yükü birdir, öyle değil mi? Ama kuarkların elektrik yükü pozitif veya negatif olabilir. Üstelik de 2/3 gibi kesirli elektrik yükleri olabilir arkadaşlar. Çünkü kuark alanları elektron alanlarından farklı titreşiyor. Bu kadar basit. Şimdi böyle baktığınız zaman bir kuantum alanının minimum enerji değerinin o alanın boş uzaydaki minimum enerjisi olduğunu görüyoruz. Yani siz bana sorarsanız hocam neden farklı kuantum alanları farklı şekilde titreşiyor? Yani kuantum alanları neden farklı titreşiyor da bir alanı diğerinden ayırt edebiliyoruz? İki alan farklı oluyor. Çünkü arkadaşlar her kuantum alanının boş uzayda içinde hiçbir parçacık yokken minimum enerji değeri farklı. Yani kuantum alanlarına titreşim özelliğini veren şey minimum enerji değeri. Çünkü bir kuantum alanının titreşimi demek aslında içinde hiçbir şey yokken boş uzaydaki titreşimi demek. Tamam mı? Şimdi boş uzayda o kuantum alanının en zayıf titreşim değerine biz minimum enerji değeri diyoruz. Yani o kuantum alanının vakum enerjisi diyoruz. Mesela yer çekimi alanının vakum değeri evrensel yer çekimi sabitidir arkadaşlar. Örneğin elektromanyetik alanın boş uzaydaki değeri bellidir. Buna o alanın vakum enerjisi diyoruz. Bir de elektromanyetik alanda bulunan ve mutlak sıfıra dek soğutulmuş olan tek bir elektronun minimum enerji şiddeti var. Yani minimum enerjisi var. O da elektrona fiziksel özelliklerini kazandırıyor. Demek ki arkadaşlar bizim iki tane minimum değerimiz varmış. Boş elektron alanı ve elektronlarla dolu elektron alanı. Boş elektromanyetik alan, bir de aynı zamanda elektronlarla, kuarklarla, protonlarla dolu olan manyetik alan. Aslında burada neye giriş yaptı biliyor musunuz? Farklı farklı titreşen kuantum alanlarının birbiriyle ortak nasıl titreştiğine de biraz giriş yapmaya çalışıyorum. Çünkü Higgs alanından daha kozmik sicimleri oluşturacağız. Öyle kolay bir şey değil. 3 kuruşa 5 köfte yok. O yüzden bunu böyle 7 dereden 1000 dereden su getirir gibi anlatmam lazım. Şimdi bu minimum elektromanyetik alan ve elektron alanı tarafından belirleniyordu. Yani bu minimum enerji değeri hem elektromanyetik alan tarafından hem elektrik alanı hem manyetik alan tarafından hem foton alanı tarafından hem de naçizane elektron alanı tarafından belirleniyor dedim. Aynı şey elektromanyetik kuvvetin taşıyıcısı olan foton için de geçerli arkadaşlar. Şimdi bir de
kuantum alanlarının eşlenik değerleri var. Yani coupled values diyelim bunlara. İşte bunlar az önce söylediğim doublet yani dubleler vardı ya, sizi o dublelere getiriyorum. Kuantum alanlarının eşlenik değerleri var. Ne demek bu? Bunu biraz açalım. Yani örneğin elektromanyetik alan elektrik alanı ve manyetik alandan oluşuyor mesela. Öyle değil mi? Elektron ve foton alanıyla hatta zayıf nükleer kuvvetin taşıyıcısı olan W ve Z bozonlarının alanlarıyla da elektromanyetik alan etkileşime giriyor arkadaşlar. Yani bir kuantum alanının başka bir kuantum alanıyla veya başka kuantum alanlarıyla etkileşime girdiği zaman sahip olduğu boş uzaydaki minimum vakum enerjisi değerine, minimum değere biz eşleniklik değeri diyoruz. Yani bir kuantum alanın tek bir alanla etkileşime girmesindeki eşleniklik değeri farklı, birden fazla alanla etkileşime girmesindeki eşleniklik değeri farklı. Bu da diğer alanlarla etkileşime girdiğinde kuantum alanının daha farklı bir şekilde titreşmesi ve içindeki parçacıkların da farklı özellikler kazanması anlamına geliyor. Mesela sadece elektromanyetik kuvvete kalsaydı elektronların kütlesi olmayacaktı ki. Elektronların kütlesini elektromanyetik kuvvetle etkileşime giren Higgs alanına ve onun tezahürü olan Higgs parçacığına borçluyuz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi arkadaşlar buradan devam edelim. Bunları anlatıyorum. Çünkü kozmik sicimler sadece maddeye kütle kazandıran Higgs alanıyla değil, bu alanın büyük patlamadan hemen sonra diğer alanlardan ayrışırken elektromanyetik alan gibi diğer kuantum alanlarıyla etkileşime girmesiyle de oluşmuştur. Yani kozmik sicimler bir tek Higgs alanı yüzünden oluşmamış arkadaşlar. Başka alanlar da işin içine karışmışlar. Çorbada bizim de tuzumuz olsun diye. Şimdi büyük patlamadan hemen sonra ayrışan Higgs alanının bir kere tekil bir vakum enerjisi değeri olduğunu anlamamız gerekiyor. Yani o zaman henüz kütleli parçacıklar yok. O yüzden madde parçacıklarının bir anlamı da yok. Yani açık söylemek gerekirse elektronla foton veya kuark arasında bir fark yok arkadaşlar. Anlatabildim mi? Hepsi ışık hızında gidiyor. Kafasına göre takılıyorlar. O yüzden Higgs alanında sakin. Etliye sütlüye karışmıyor. Ona da karışan, huzurunu bozan bir parçacık yok. Ama diğer kuantum alanlarıyla Higgs alanı etkileşime girmeye başladığı zaman o zaman işlerin rengi değişmeye başlıyor. Bu arada bütün bu anlattıklarım büyük patlamanın ilk saniyesinde oluşuyor arkadaşlar. Hatta ilk trilyonda bir saniyesinde oluşuyor. İlk milyarda bir saniyesinde. İlk nano saniyede oluşuyor. Ondan bile kısa sürelerde oluşuyor. Bütün bunlar. Yani böyle evren büyük patlamayla böyle pat derken bugünkü evren oluşmuş aslında. Ben size çok kısa bir sürede gerçekleşmiş olayları anlaşılsın diye uzun uzadıya anlatıyorum. Oysa bunlar bir çırpıda olmuş alanlar. Şimdi Higgs alanı diğer kuantum alanlarıyla etkileşime girmeye başladığı zaman enerji kaybediyor arkadaşlar. Çünkü tek başına titreşmek kolay, başka alanlarla titreşmek zor. Diyeceksiniz ki nasıl yani hocam? E şunu düşünün. İçimizde kızlar varsa mesela ya da yemek yapan erkekler. Siz mutfakta yemek yaparken biri gelse devamlı size karışsa. Mesela ben yemek yaparken bazen annem gelir bana karışır. Onu öyle yap der, bunu böyle yap der. Bir canım sıkılır mesela. Ya o karışma yani yemeği ben yapıyorum mesela. Daha zor değil mi? Başkası sürekli olarak öyle yap, böyle yap, şöyle yap. Onu buraya koy, bunu şuraya al deyse karışırken yemek yapmak zor değil mi? Aynı şey Higgs alanı içinde geçerli işte. Şimdi böylece Higgs alanının enerji değeri azalmaya başlıyor. Yani boşluktaki enerji düzeyi. Çünkü Higgs alanı diğer kuantum alanlarıyla titreşime girerken, etkileşime girerken, onlarla birlikte dans ederken, kıvırırken diyelim, enerji harcıyor. Böylece Higgs alanı yoruluyor. Adeta yoruluyor. Yani nefes nefese kalıyor. Böylece Higgs alanında iki farklı minimum enerji değeri ortaya çıkıyor arkadaşlar. İki minimum enerji değeri. Bunlardan biri Higgs alanının henüz parçacıkları kütle kazanmadığı büyük patlamadan hemen sonraki andaki orijinal vakum enerjisi değeri. Diğeri de daha düşük bir vakum enerjisi değeri arkadaşlar. Şimdi bu farklı enerji değerleri Higgs alanını çarpıtıyor. Yani böyle ağzını burnunu kırıyor. O yüzden böyle Higgs alanı çarpılıyor arkadaşlar. Peki bu durumda Higgs alanının şeklini kafanızda nasıl canlandırırsınız?
Ben henüz bu canlı yayın yazılımlarını, işini öğrenemediğim için size ekranda gösteremiyorum. Ama bunu hayal etmek çok kolay. Meksika şapkası düşünün. Yani bildiğiniz sombrero. Hani şu geniş siperlikli Meksika şapkaları vardı. Hani Clint Eastwood'un oynadığı, Charles Bronson'un oynadığı spagetti westernlerde vardır. Hani General Zapata'nın isyanını anlatan Meksika tarihi belgesellerinde vardır. Redki çizgi romanlarında vardır. İşte o sombrero'dan bahsediyorum size. Higgs alanının iki farklı değerini o sombrero gibi düşün. Bir tepede şapkanın tepesi var. Orada Higgs alanının orijinal değeri var. Bir de şapkanın siperlikleri var değil mi? O boşlukta, çukurda da Higgs alanının diğer kuantum alanlarıyla etkileşime girdiği için ortaya çıkan daha düşük minimum enerji değeri var. Yani bir anlamda bir gerçek vakum var, bir gerçek vakum var, bir de sahte vakum var. Sahte vakum Higgs alanının orijinal değeri, gerçek vakum gerçeğe daha yakın olan vakumda Higgs alanının yeni değeri arkadaşlar. Şimdi burada şunu sormak lazım. Peki büyük patlamadan sonra ne oldu? Yani bu dediğim şey ortaya çıktı. Ne oldu? Bakın arkadaşlar, Higgs alanının, özgün Higgs alanının minimum değeri bu Meksika şapkasının tepesinde kaldı. Şapkanın siperlik çukuru ise daha düşük enerji alanına karşılık geliyordu arkadaşlar. Şimdi bu durumdaki kuantum alanları, enerji değerleri fiziğin tamamında geçerli olan minimum aksiyon ilkesine uyar. Bu yüzden de kuantum alanları eğer daha düşük bir enerji durumu ortaya çıkarsa hep o enerjiye çökmeye çalışır. Anlatabilir miyim? Otele çöker gibi. Kuantum alanları çökmeye çalışır. Hani nasıl ki plütonyum radyoaktif bozunumla, beta bozunumuyla, yani zayıf nükleer kuvvetle kilo kaybedip parçacıklar üretip daha hafif olan uranyum atomuna falan dönüşmeye çalışır. Aynen o şekilde Higgs alanı da diğer kuantum alanlarıyla, yani Higgs fizik kuvveti diyelim, evrenin bir anlamda 5. fizik kuvveti diyelim, tamam mı? Bu kuvvet diğer 4 fizik kuvvetiyle etkileşime girmeye başladığı zaman arkadaşlar, onun da daha düşük bir minimum enerji değeri ortaya çıkıyor. Böyle bir değer ortaya çıktığında Higgs alanı o enerjiye çökme eğilimindedir. Ve dediğim gibi bunu başka bir zaman anlatırım. Çünkü aslında bizim bir her şeyin teorimiz var aslında. Bizim bildiğimiz bir her şeyin teorisi var da adı havalı olduğu için pek kullanmıyoruz. Minimum aksiyon ilkesi uyarınca Higgs alanı daha düşük enerji değerine çökecek. Nasıl çökecek? Heisenberg'in belirsizlik ilkesi yüzünden gerçekleşen rastgele kuantum salınımlarıyla çökecek. Yani kuantum tünelleme yapacak. Higgs alanının yüksek enerji değeri bir ara, artık hangi ara bilemezsiniz, tamamıyla rastlantısal bir şekilde daha düşük bir enerji değerine trak tünelleme yapacak arkadaşlar. İşte o tünelleme, yani evrenin her yerinde değeri aynı olan Higgs alanının değerinin aniden düşmesi, işte biz ona simetri kırılması diyoruz. İşte biz ona evrenin çat diye çatlaması diyoruz. Ağzının ortayından cart diye ikiye ayrılması diyoruz. Kozmik sicimler bu süreçte ortaya çıkıyor. Dolayısıyla evrenimizde de aynısı oldu sevgili arkadaşlar. Yani Higgs alanı kuantum tünelleme yaptı ve aniden şapkanın siperliğindeki daha düşük minimum enerji potansiyeline geçti. Böylece kozmik sicimleri ve bildiğimiz evreni oluşturdu arkadaşlar. Yani o anda parçacıklar artık kütle kazandılar. İşte o andan itibaren elektron ışık hızında gidemez oldu. Elektronla foton arasında örneğin bir ayrım ortaya çıktı. Fizik yasaları böyle ortaya çıktı. Şuna da dikkat edelim. Higgs alanı alanın tamamında değil arkadaşlar. Sadece bazı noktalarında çöktü. Çünkü rastgele çöküyor ya, koca alan lök diye nasıl çöksün? Sonuçta bu evrenin içinde ışık hızı sınırı var. Sen Higgs alanı bile olsan öyle ışıktan hızlı çökemezsin arkadaşım. Yok sana öyle 3 kuruşa 5 köfte. Termodinamik yasalarına eşek gibi uyuyacaksın. Öyle şey olmaz. O yüzden Higgs alanı evrenin farklı köşelerinde farklı farklı çöktü. Hatta birbirine rakip Higgs alancıkları ortaya çöktü. Ortaya çıktı. Tekrar ediyorum. Higgs alanı evrenin farklı köşelerinde farklı farklı çöktü. Ve birbirine rakip
minimum enerji değerlerine sahip Higgs alancıkları ortaya çıktı. Biri dedi ki hayır, evrenin yeni fizik alanını ben oluşturacağım. Öbürü dedi ki Allah sen kim oluyorsun? Ben oluşturdum. Ay ben oluşturdum. Ben oluyorum. Ulan oraya gelirim. Bunlar kafaya kafaya birbirine daldılar arkadaşlar. Çünkü yeni minimum enerji değerleri, yani yeni vakum enerjileri oluştu. Yani yeni vakum köpükleri oluştu. Yeni Higgs alanı köpükleri oluştu. Ve bunlar uzayda ışık hızıyla genişlemeye başladılar. Ve çarpıştıkları zaman da birleşmeye başladılar. Sıcak suya soğuk su katmak gibi. Sonunda su ılık su olur. Ama hani paşa çayı yaparken bilirsiniz, kaynar çaya soğuk su kattığınız zaman çay hemen soğumaz. Siz kaşıkla karıştırana kadar bir zaman geçer. O yüzden farklı Higgs alanı vakum köpükleri de birleşene kadar zaman geçti. O işte o evrenin o çalkantılı hali, o kaotik hali, o enerji çatlamaları, patlamaları, o kozmik sicimler bütün bu salınımlar sırasında ortaya çıktı arkadaşlar. Peki nasıl oldu bu? Şimdi bu canlı yayının eğer izlemeden önce fragmanını izlediyseniz orada bir takım animasyonlarda bunları görebilirsiniz. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu Higgs alanının farklı köpüklerinin neden genişlediğini de anlatmak istiyorum. Yani bunu da anlatmak istiyorum. Yani Higgs alanı tamam dedi ki evrenin farklı köşelerinde farklı şekillerde çöktü. Ama bu vakum köpükleri neden genişlediler? Yani neden çukur gibi düştü yerde kalmadılar? Arkadaşlar Higgs alanı bir kuantum alanı ve bütün kuantum alanlarının farklı bölgeleri birbirine bağlıdır. Yani bunu bloktaki manyetik alan, evrenin manyetik alanı yazımda veya dünyanın manyetik kutbu ters mi dönecek, dünya tersine mi dönüyor, ters mi dönüyor, bu yazılarında görebilirsiniz. Ama şu kadarını hatırlatmak isterim. Bir elektronun, mesela parmağımın ucundaki bir elektronun, tamam mı? Parmağımın ucundaki bir elektronun manyetik alanı 10 milyar ışık yılı uzaktaki bir galaksinin ürettiği manyetik alan çizgisine bağlıdır arkadaşlar. O yüzden Higgs alanı da bağlıdır. Yani nasıl ki kara delikler uzayı aşırı büker ve uzay kara deliğin içine doğru akmaya başlar. Aynen o şekilde. Yani bir masa örtüsü düşünün. Masa örtüsünü çekiyorsanız masanın öbür tarafı da geliyor. Neden? Çünkü örtünün arkası örtünün ucuna bağlı. Higgs alanının enerji değeri de çökmeye başlayınca bütün alanı çökertmeye başlıyor. Anlatabildim mi arkadaşlar? Yani bir tarafı çökünce diğer tarafında masa örtüsünü çekince örtünün tamamının gelmesi gibi kendine çekiyor. Higgs alanının bir yerinde oluşan vakum köpüğü ışık hızında genişleyerek evrenin tamamını saran Higgs alanının da tamamını kaplıyor. Yeni bir Higgs alanı oluşturuyor. Tamamını bugün gördüğümüz Higgs alanı vakum enerji değerine çökertiyor arkadaşlar. İşte bunu da dediğim gibi evren yok eden vakum köpükleri yazısında okuyabilirsiniz. Linki açıklamalarda. Hatta evrenin farklı yerlerinde birçok köpük oluşabilir demiştim size. Bunlar da kendi aralarında tek bir köpük olarak birleştiler. Tek bir Higgs alanı oluşturacak şekilde birleştiler. İşte burada da Higgs alanıyla kuantum alanlarıyla kozmik sicimler arasındaki püf noktasına geliyoruz. Arkadaşlar hepinizin yorumlarını okuyacağım. Sadece konuyu bitirmeye çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar bu köpüklerin, dahası bu köpüklerin minimum enerjisinin birbirinden farklı olduğunu söylemiştim. Ama hepsi birleşince bugünkü Higgs alanının vakum enerjisinin ortaya çıktığını da söylemek istiyorum. Bütün bu sürecin son derece çalkantılı ve şiddetli bir olay olduğunu da hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi o sırada evrende yıldızlar, gezegenler, galaksiler oluşmamış olduğu için neyse ki bu dönüşüm evreni yok etti sayılmaz. Higgs alanının çöküşü bugünkü evrene şekil vermiştir. Arkadaşlar bugünkü evreni oluşturmuştur. O yüzden yok olan bir evren yok geldi. Kimse üzülmesin. Aslında arkadaşlar kozmik sicimler bu farklı vakum köpüklerinin böyle sabunlu sudaki köpükler gibi çarpışıp birleştiği yerlerde ortaya çıkmıştır. Tamam mı? Bu kozmik sicimler. Uzayı buruşturan topolojik defolar, yara izleri ve çatlaklar oluşturmuştur bu vakum köpüklerinin birbiriyle çarpıştığı yerlerde. Tamam mı? Şimdi şunu unutmayın.
Suyum. Tekrar suya geri dönelim. Tekrar bu ejder meyveli smoothie'ye attığımız buza geri dönelim. Biliyorsun suyun her yeri soğukta eşit hızda donmaz. Yani mesela soğusun diye ne bileyim ben ayran koydunuz. Hatta buzluğa koydunuz. Unuttunuz ayranı. Anlatabiliyor muyum? Ayran bir bütün halinde donmaz biliyorsunuz. Önce karlanır, buzlanır. Ondan sonra donar. Bu yüzden bir buz küpü de aslında farklı katmanlar halinde donan sudan oluşur. Bu yüzden bir buz küpü buz yapraklarından, dilimlerinden oluşur. Yani buz erirken çatlayıp parçalanması hep içindeki bu potansiyel çatlaklar yüzündendir. Yani buz oluşurken, su donarken daha oluşan çatlaklar yüzündendir. Yani mesela o Titanik'in çarptığı ve Titanik'in batmasına yol açan şeyler var ya, ne derler, buzdağları. Onları düşünün. Hani küresel ısınma yüzünden Antarktika'daki buzdağları erirken nasıl oluyor? Bir bütün haline erimiyorlar değil mi? Buz önce çatlıyor, büyük parçalar suya düşüyor, onlar çatlıyor, parçalanıyor, sonra erimeye başlıyorlar. İşte bütün bunlar, buzun bu çatlamasına, patlamasına biz faz geçişi diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi buzun çatlaması, yani buzun çatlaması bir faz geçişidir ama bir de vakum köpüklerinin faz geçişi var. Yani farklı Higgs alanı değerlerine sahip olan vakum köpüklerinin de birleşip yeni bir Higgs alanı oluşturması da bir faz geçişidir ya, bir kozmik faz geçişidir. İşte o kozmik faz geçişi sırasında oluşan çatlaklara da kozmik sicimler diyoruz. Tamam? Şimdi tam burada bu kozmik sicimlerin oluşması açısından şuna da dikkat edelim. Yayının başında Higgs alanının iki tane ikili bileşenden oluştuğundan bahsetmiştim. Hani şu duble viski konusu. Hatırlar mısınız? Bakın bunlar dört telli bir gitarın farklı notalar oluşturan telleri gibi titreşir arkadaşlar. Ancak ikili ikili titreşirler. Yani kuantum alanlarının, Higgs alanı bileşenlerini olan kuantum alanlarından ve onların temsilcisi olan bir takım parçacıklardan bahsediyorum. Bu parçacıkların bir kısmı sizin bugün bildiğiniz elektronlar, fotonlar zaten. Anlatabildim mi? Şimdi böylece farklı minimum enerji değerlerine karşılık gelen farklı faz açıları oluştururlar. Şöyle anlatayım size. Higgs alanının yeni değerlerinin temsilcisi olan vakum köpükleri kendi çevresine dönüyorlar. Tıpkı bir kara delik gibi arkadaşlar. O yüzden evrenin tamamı kendi çevresine dönüyor demiyorum. Ama orijinal Higgs alanı, teşekkür ederim bu arada bağış için sevgili Serhat, çok teşekkür ederim. Serhat üyemiz bir bağışta bulundu. Çok teşekkür ederim. Bu bağışlarınız daha iyi bir mikrofon gibi bana yardımcı olacak. Bu arada mikrofonu da seçtim. Onu daha sonra duyuracağım, konu dağılmasın. Ama farklı Higgs alanları, vakum köpükleri kendi etrafında dönmüşler arkadaşlar. Dolayısıyla bu titreşimler aslında bu Higgs alanları girdaplar oluşturarak titreşim yapıyorlar arkadaşlar. Girdaplar oluşturarak. O yüzden ya hoca ne anlatıyor lan? Nedir bu vakum köpükleri? Nasıl titreşiyor bunlar derseniz aklınıza lütfen fırtına tanrıları gelsin. Yani tayfunlar gelsin, boralar gelsin, kasırgalar gelsin. Biliyorsunuz onlar aslında kendi etrafında girdap gibi döner değil mi? Hani Karayip korsanlarında gemileri yutan girdaplar vardır değil mi? Onlar gibi dönerler. Hani lavabo giderinden dökülen su gibi döne döne dönerler. Öyle titreşirler arkadaşlar. Dolayısıyla her Higgs alanı adayının diyelim, her vakum köpüğünün bir fazı var. Faz ne demek? Bir kuantum alanının uyum içinde titreşmesi demek. Yani tek tek titreşimler farklı olabilir ama bunlar belirli bir aralıkta titreşir. Maksimum çıktığı dalganın bir tepesi vardır. Minimum çöktüğü bir çukuru vardır. O aralığı aşmaz arkadaşlar. O aralığı aşmaz ki minimum enerji değeri olsun. Öyle değil mi? İşte bu titreşimlerin bir de titreşme yönü var arkadaşlar. Demek ki farklı vakum köpükleri oluşmaya başladığında Higgs alanı aslında vektörel değerler kazanmaya başlamış. Dolayısıyla da farklı vakum köpüklerinin farklı faz yönleri olmuş sevgili arkadaşlar. Hoş geldin Olcay Can. Astronot grubumuza. Ay yanlış okumadın ya Okay Can. Çok özür dilerim. Heyecanlandı. Bir de ekrana bakıyorum halen daha. Oysa ben buradan telefondan bakacağım diye kendime söz vermiştim arkadaşlar.
Pekala, hoş geldin Okaycan kanalımıza, yeni üyemiz. Şimdi arkadaşlar, diyeceksiniz ki ben bunu uzun uzadıya neden anlattım? Neden bu vakum köpüklerinin kendi etrafında girdaplana girdaplana döndüğünü söyledim? Neden bu faz geçişlerinin, bu faz titreşimlerinin birer vektörü yönü olduğunu söyledim? Vakum köpüklerinden kozmik sicim oluşturacağım arkadaşlar. Bu evrenin en zor yemek tarifi. Öyle kolay bir şey değil ki. Ben de tanrı değilim. Ol deyince olmuyor ki mübarek. Uzun uzun anlatmak lazım. Şimdi aslına bakarsanız sevgili arkadaşlar, burayı tekrar tekrar edeyim. Dediğim gibi bunlar aslına bakarsanız farklı minimum enerji değerlerine karşılık gelen farklı faz açıları oluşturuyorlar. Yani farklı faz açısı ne demek? Kuantum alanının titreşimlerinin diğer vakum köpüklerine yaptığı açı demek. Şimdi her vakum köpüğü ayrı ya. Aslında her vakum köpüğü kendi içinde girdap gibi dönüyor. Ama sağa dönebilir, sola dönebilir, yamuk dönebilir, değil mi? Yani topaç gibi, değil mi? Hani salına salına dönebilir, değil mi? Bir kere bunun bir açısı var. Yetmedi, A vakum köpüğünün B vakum köpüğüne göre de bir dönme yönü var. Öyle değil mi? Yani bana göre bu köpük soldan sağa dönüyor demek gibi, değil mi? İşte arkadaşlar, bütün bunlara biz kuantum alanlarının lokal topolojisi diyoruz. Yani bu evrende nasıl şekil alıp dalgalandıkları diyoruz. Unutmayın, bu vakum köpükleri nihayet birleşiyorlar. Bugünkü evrensel yerçekimi sabiti değerini belirleyen bugünkü Higgs alanını oluşturuyorlar. Bugün de Higgs alanı skaler bir alan. Bugün de enerji değeri her yerde aynı. Ama Higgs alanı çökerken farklı yerlerde farklı şekillerde çöktü. Önceliğiniz bir kabardı, çalkalandı. Anlatabiliyor muyum? Dalgalandı. Ondan sonra Higgs alanı sakinleşti, duruldu. Ve o sayede de evrenin her yerinde yer çekiminin şiddeti aynı oldu. Ona şükretmek lazım arkadaşlar. Şimdi bakın, buradan birazcık ilerleyelim. Bizim farklı vakum köpükleri arasında, kendi aralarında birleşik bugünkü Higgs alanını oluştururken farklı faz açılarına sahiptiler arkadaşlar. Dolayısıyla çarpışırken de farklı faz açıları arasında bir rekabet yaşandı. Yani her köpük diğerini üstün gelmeye çalıştı. Evrenin nihai Higgs alanını ben belirleyeceğim. Hayır ben belirleyeceğim. Hayır ben belirleyeceğim. Duverim lan hepinizi. Bunlar aralarında kedi köpek gibi kavga ettiler. Bayağı bir yoluştular arkadaşlar. Sonra farklı faz açıları yeni ortalama minimum enerji değerine hizalandı. Yani minimum enerji değeri belirli bir aralıkta titreşiyor. Çünkü biliyorsunuz Heisenberg'in belirsizlik ilkesi var. Kuantum alanları rastgele titreşiyorlar. Bu yüzden sıfır enerji değerini asla alamazlar. Bir minimum enerji aralığında titreşmek zorundalar. O aralıkta enerjinin titreşim değerini ölçmeniz Heisenberg'in belirsizlik ilkesi yüzünden imkansız. O yüzden bir kuantum alanının minimum enerji değeri derken aslında enerjinin genliğini kastediyoruz arkadaşlar. Yani sıcak ve soğuk suyun karışıp ılık su oluşturması gibi. Tamam mı? Şimdi vakum köpüklerinin birleştiği yerler aslında eli yarılan birinin elini dikmek gibidir. Tamam mı? Bu birleşmelerin izi uzay zamanın dokusunda yara izi, dikiş izi gibi kalmıştır arkadaşlar. İşte bu izler kozmik sicimleri oluşturdular. Yani burada kozmik sicimlerin oluşma mekanizmasından bahsediyorum. Aslında her zaman kozmik sicimler oluşmadı. Genellikle köpükler pürüzsüz bir şekilde birleştiler. Yani çoğu zaman köpükler birbiriyle kavga etmediler. Kusursuz bir şekilde birleştiler. Bazı yerlerde buruşarak birleştiler. Bazen yeni minimum enerji değeri neredeyse kusursuz bir küre olan vakum köpüklerinin birleştiği yerlerde halka şekilli, bu cümleyi açacağım korkmayın. Tekrarlıyorum. Bazen iki vakum köpüğü birleşirken yeni minimum enerji değeri neredeyse kusursuz bir küre olan vakum köpüklerinin birleştiği yerlerde, sabun köpüğü gibi birleştiği yerlerde halka şekilli ve 2π rotasyonlu faz açılı dev bir dairesel halka oluşturdu arkadaşlar. Bu aradaki pi sayısı. Yani ben pi sayısını size Gödel eksiklik teoreminde Kozan Demircan blokta ve Newton pi sayısını nasıl hesapladı yazılarını anlattım. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi
Öyle ki birleşen vakum köpüklerinin dönüş yönünün ilk birleştikleri köpüğün dönüş yönüne göre hizalandığını söyleyebiliriz. Yani Higgs alanı neden bugünkü genel değerini almış? Çünkü bütün vakum köpükleri aslında arkadaşlar, bunlara böyle kuş bakışı baksaydınız, bunların böyle yan yana dizilmiş tavla taşları gibi görecektiniz. Yan yana dizilmiş dama taşları gibi görecektiniz. Her birinin dönme yönü farklıydı. Saatin yelkovanı gibi, ileri geri gibi. Ve bunlar yan yana dizildiğinde, yani vakum köpükleri birleştiğinde, bunların dönme yönü birbirlerine hizalanacaktı arkadaşlar. Yani pusulanın ibresinin dünyanın manyetik kutbuna hizalandığı için size genel olarak kuzey yönünü göstermesi gibi. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu hizalanmaların kesişme yerlerini, yani bu dama taşlarını düşünün. Yuvarlak yuvarlak bunlar yan yana diziliyorlar. Tamam mı? Bunların birbirine değdiği noktalar da var. İşte bu noktaları alın. Bu noktaları minimum enerji değerini hesaplayın. Sonra da bu noktaları bulmacada noktaları birleştir tarzında birleştirin. Yani teğetler var ya, dairenin teğetleri geometride. Onlar gibi birleştirin. Ne elde edeceksiniz biliyor musunuz? Birleşen kuantum köpüklerinin 2 pi rotasyonlu genel faz alanı dönüşünü elde edeceksiniz. Peki bunun kozmik sicimlerle ne alakası var? En nihayet geldik o noktaya. Bunun için o 2 pi rotasyonlu hizalanma halkasını elde ettiğimizi bir kere unutmayın. Şimdi bizim bu 2 pi rotasyonlu faz açılı ana birleşme halkamız çok önemli arkadaşlar. Çünkü bu geçiş bazen pürüzsüz olmuyor dedim. Bazen köpükler kusursuz birleşmiyor dedim. Ve halkanın ortasında tıpkı bir asteroid darbesinin yeryüzünde veya ayda yol açtığı kraterin ortasındaki dağ zirvesi gibi bir düğüm oluşuyor. Buna matematikte topolojik düğümler diyoruz. Ama bunu tekrar düşün. Dünyaya bir asteroid çarptı. Dinozorları yok eden bir asteroid gibi. Çarptığı yerde halka şekilli bir krater oluşturdu. Ama çarptığı yerin tam ortasında suya atılan bir taşın cup diye suya dolarken suyun ortasından yukarıya sıçrattığı su damlası vardır ya. Aynen onun gibi bu halka şekilli kraterin ortasında bir dağ zirvesi oluşturdu. Halkanın ortasına bir tümsek oluşturdu. İşte kuantum halkalar da birbiriyle birleşirken o birleşme halkasının ortasında bir kuantum salınımı oluşturuyor. Bir kuantum düğümü oluşturuyor. Ve biz buna matematikte topolojik düğüm diyoruz. Dediğim gibi farklı Higgs alanı enerji değerlerinin birleşirken ortalamasını aldığınız zaman birleşme noktalarında bu halka meydana geliyor arkadaşlar. Pekala. Bu düğüm oluşuyor. Oluşuyor da ne oluyor? Bakın arkadaşlar. Halkanın ortasında uzay zaman adeta düğümleniyor. Bu aslında o vakum köpüklerinin oluşup birleştiği önceki özgün Higgs alanının minimum enerji değerinin birer kalıntısı oluyor arkadaşlar. Yani vakum köpüklerinin düzgün birleşmediği yerlerde orijinal Higgs alanı enerji değerine karşılık gelen bir uzay zaman düğümü oluşuyor arkadaşlar. Çünkü o düğüm yeni Higgs alanı vakum enerjisinin değerini değil, eski Higgs alanı vakum enerji değerini almaya zorlanıyor. Uzay zaman buruştuğu için. Bakın, el hareketlerime dikkatle bakın. Ben bir performans sanatçısı, pantomim sanatçısı değilim. Ama sanki ıslak bezi kurusun diye büker gibi, burar gibi, burgu makarna tarzında bükme yapıyorum, değil mi? Yani vidanın bükümleri gibi bükme yapıyorum. Burgulu vida gibi. Şimdi bakın, bunu kafanızda canlandırmak için bir halka çizin ve halkanın ortasında bir girdap veya bir fırtına siklonu hayal edin. Bir fırtınanın da, dünyada bir kasırga fırtınasının da öyle değil mi arkadaşlar? Fırtınanın gözü vardır, öyle değil mi? Esenlikler olur. Dolayısıyla da o ortadaki nokta işte o uzay zaman düğümü oluyor. Fırtına da fırtınanın gözüne karşılık gelen, havanın tam fırtınanın ortasında açık olduğu, güneşli olduğu, rüzgar esmeyen deliğe karşılık geliyor arkadaşlar. O zaman benim düğüm dediğim şey uzay zamanın tıpkı bir kara delik çevresinde olduğu gibi kendi çevresine dönerken buruşup düğümlenmesidir.
Tıpkı bezi büküp suyunu sıkar gibi arkadaşlar. Tıpkı burgu makarnaya yandan değil de tepeden bakmak gibidir. Tıpkı çok detaylı bir kağıttan yapılma rüzgar gülü oyuncağı gibidir. Hani kağıttan yapılma rüzgar gülleri gibi bizim gençliğimizde vardı. Satılırdı. Biz çocuklar o böyle el işi kağıdından yapılma renkli parlak böyle yağlı kağıttan kırmızı, yeşil, mavi rüzgar güllerini bayılırdık arkadaşlar. Kuş bakışı bakabilseydiniz o büküm noktasına böyle görecektiniz. Oysa unutmayın, şu ana dek kolaylık olsun diye ben size uzayı ve vakum köpüklerinin bileşimini hep iki boyutlu ve düz bir fotokopi kağıdı gibi anlattım. Yani kuş bakışı, tepeden bakış, kuş bakışı gibi anlattım arkadaşlar. Oysa yukarıdan bakınca girdabın ortasındaki fırtınanın gözü gibi duran bu düğümler var ya, bunlar gerçek üç boyutlu uzaydan baktığınız zaman ancak yandan bakabileceğiniz düğümler ve bu düğümlere yandan bakarsanız bunları farklı görürsünüz. Kendi içinde döne döne aşırı sıkışıp bükülmüş, burulmuş telefon kablosu benzeri, tribüşon ve burgu makarna benzeri kozmik sicimler gibi görünür bunlar arkadaşlar. Yani tepeden baktığınız zaman girdaplar halinde görürsünüz. Ama biz evrenin içindeyiz. Evrene tepeden tanrı gibi bakma şansımız yok ki. Evrenin içindeki şeyleri ancak yandan görebiliriz. Yukarıdan girdap gibi görünen şeye yandan baktığınız zaman onu bir telefon kablosu gibi helezonik sarmallar çizen bir sicim halinde görürsünüz. Yani kozmik sicimler halinde görürsünüz arkadaşlar. Dolayısıyla yukarıdan yuvarlak nokta olarak gördüğünüz şey düğüm, aslında bükülerek burgu şeklini almış bir silindir gibidir arkadaşlar. Zaten evrenin içinde olduğumuz için biz sicimlere ancak yandan bakabiliriz ve onları birer sicim olarak görürüz. Şimdi bu sicimler, kozmik sicimler evren kadar uzundur bu arada. Evren kadar uzundur. O yüzden onlara kozmik sicimler deriz. İşte maddeyi, kütlesini kazandıran, Higgs alanını oluşturan diğer Higgs alanı köpükleri aralarında birleşirken uzayı kozmik sicimler halinde işte bu şekilde büküyor arkadaşlar. Şimdi burada bir saniye su için. Burada arkadaşlar kozmik tek kutuplar ve monopoller videomu da hatırlatmakta yarar var. Onu da YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Uzaydaki tek boyutlu defolara manyetik monopoller diyoruz. Yani tek bir manyetik kutbu olan parçacıklar. Mesela sadece kuzey kutbu olan bir parçacık. Sadece güney manyetik kutbu olan parçacık. Bunları gerçek hayatta göremiyoruz tabii. Ama ben bu tek manyetik kutuplu parçacıkları hem blogda hem de YouTube kanalımda anlattım. Bulabilirsiniz. Şimdi uzaydaki tek boyutlu defolar, özür dilerim, manyetik monopollermiş. Peki uzaydaki iki boyutlu defolar neymiş? Bunlar da, yani uzaydaki iki boyutlu kırışıklıklar da, bunlara da İngilizce domain walls, yani alan duvarları diyoruz arkadaşlar. Uzaydaki bu farklı buruşukluk türünü de başka bir yayında anlatırım. Tamam mı? Belki videosunu çekerim. İlginçtir çünkü. Bir de size anlattığım bu konu var. Yani uzaydaki üç boyutlu defolar var. Uzunluk, derinlik, genişliği olan defolar var. İşte bu üç boyutlu defolarda kozmik sicimler oluyor. Tamam mı? Şimdi bu kozmik sicimler nasıl çalışır? Ne yapar? Fiziksel özellikleri nedir? Şimdi de bunlara bakalım. Bir kere bu sicimler çok incedir arkadaşlar. Yani akla hayale gelmeyecek kadar incedir. Bir protonun çapının trilyonda biri kadar incedir. Öyle söyleyeyim. Süper incedir. Tamam mı? Ayrıca eski Higgs alanı vakum enerjisini taşırlar. Bunlar düğümlerden oluşuyordu ya. Hani düğümler tepeden bakınca nokta gibi görünüyordu, yandan bakınca sicim gibi görünüyordu ya. Bunlar Higgs alanının enerji potansiyelini taşıyorlar. Uzay zamanın aşırı bükülüp burulmasıyla burgu makarna gibi bükülmesiyle oluşmuş olan aşırı gergin enerji sicimleri bunlar. Bu yüzden de dediğim gibi aşırı bükülmüş,
burulmuş uzaydan oluştukları için çok yüksek enerjiye sahip bunlar arkadaşlar. Ve enerji de kütleye denk olduğu için, yani kütle enerjinin bir türü olduğu için kozmik sicimlerin büyük kütlesi var. Yani miniminlercik küçücük olmalarına karşın çok büyük kütlesi var. Yani mesela 100 metrelik bir kısmı, 100 metre uzunluğundaki bir kozmik sicimin kütlesi Mars gezegeninin kütlesi kadar. Ki unutmayın ki Mars'ın kütlesi de Dünya'nın %38'i kadar. Anlatabiliyor muyum? Şimdi evren büyük patlamadan beri genişlemekte olduğundan kozmik sicimler de lastik gibi gerilip genişlemiştir arkadaşlar. Tamam mı? O yüzden de bunlar en az gözlemlenebilen evrenin çapı kadar uzundur arkadaşlar. Yani 92 milyar ışık yılı uzunluğundadır. Hatta hiç bozulmadan, en azından hemen bozulmadan evrenin dışına bile taşıyor olabilirler arkadaşlar. İlginç değil mi? Tahminlere göre evrenimizde böyle 30-40 kadar kozmik sicim olması gerekiyor. Yani birkaç yüzüne. Ve bu kozmik sicimler kılcal damarlar gibi, gözün retinasındaki kılcal damarlar gibi, tüy yumağı gibi iç içe geçmiş olmak zorundalar. Yani bir ağacın kökleri gibi, kılcal damarlar gibi iç içe geçmiş olmak zorundalar. Kozmik sicimlerin aşırı büküldüğü için aşırı gergin olduğunu da unutmayın. Bakın tekrar ediyorum. Bir protonun trilyonda biri kadar ince olan ama aşırı bükülmüş olan uzay zaman defolarından bahsediyoruz burada. O yüzden çok enerjik bunlar. Anlatabiliyor muyum? Benden enerjikler, düşünün yani. Bu yüzden neredeyse ışık hızında titreşiyor bunlar. Tamam mı arkadaşlar? Yani bu kozmik sicimler hem böyle ışık hızında titreşiyor, tamam mı? Hem de böyle böyle ışık hızında titreşiyor. Yani bir gitarın telleri gibi de titriyor. Dolayısıyla kendi üstünde de dalgalanıyor. Ama o yüzden bunları, hani çocuklar böyle ip atlar ya, ip atlarken de ipi çevirir ya, hani ip hem böyle döner hem de böyle döner ipi çevirirken. Öyle değil mi? İp atlamanın esprisi odur. İşte o kozmik sicimler de neredeyse ışık hızında böyle titreşiyor arkadaşlar. Peki ben bunu niye anlattım? Çünkü bunun da bir bedeli var. Kozmik sicimler kendi kendine düğümlendiğinde bunlar ne oluyor? Yani bir kozmik sicimin böyle titreşirken bu tarafıyla çarpışabiliyor. O zaman bunlar halkalar oluşturmaya başlıyorlar. Yani kozmik sicim kendi üzerinde de düğüm düğüm olmaya başlıyor. Gemici düğümü gibi düğüm düğüm olmaya başlıyor. Ayakkabı bağcığını bağlar gibi fiyonk fiyonk düğüm olmaya başlıyor. Anlatabildim mi? Böyle sarmal, pasta, hediye paketi, kutusu, fiyonkları gibi bükülmeye başlıyor. O zaman halkalar oluşturuyor. Bu halkalarda ip inceldiği yerden kopsun misali, büküldüğü yerden kopuyor. Yani kozmik sicimler halka halka böyle alerji olmuş, egzam olmuş deri gibi dökülmeye başlıyor. Minik minik halkacık sicimler bunlardan kopuyor arkadaşlar. Bu kapalı halka sicimler büyük sicime artık bağlı olmadığı için ışık hızında titreşirken enerji kaybetmeye başlıyorlar. Kozmik sicimin kendisi enerji kaybetmiyor. Çünkü evrenin dışına uzanıyor. Her yeri birbirine bağlı. O yüzden birbirini sürekli tahrik edip dalgalanıyor. Ama bu gariban sicim parçacıkları, bunlar bir yere bağlı olmadıkları için ışık hızına yakın hızlarda titreşirken enerji kaybediyorlar ve solmaya başlıyorlar arkadaşlar. Böylece uzaya kütle çekim dalgaları yayıyorlar. Yani uzaya kütle çekim dalgaları yayarak zamanla sönüp gidiyorlar. Tıpkı Hawking radyasyonuyla uzak gelecekte buharlaşacak olan kara delikler gibi. Aynen onlar gibi yok oluyorlar. Yani kozmik sicimler zamanla halka halka parçalanıyor ve halkalarında kütle çekim dalgalarıyla enerji kaybedip buharlaşmasıyla yok oluyor. Peki o zaman ne oluyor? Bunu şöyle bir düşünün. Aslına bakarsanız arkadaşlar, demek ki büyük patlamadan bu yana geçen 13,78 milyar yıllık sürede bu evrende olması gereken 30-40 sicimin, kozmik sicimin büyük bir kısmı buharlaşmış olabilir. Belki de bugün evrende sadece birkaç tane kozmik sicim var. Belki o yüzden göremiyoruz. Anlatabiliyor muyum?
Tamam. Kozmik sicimler budur, böyledir, bunu yapar da bunları nasıl görebiliriz? Hani madem evrende de nadirmişler. Valla kara delik birleşmeleri ve nötron yıldızı çarpışmaları var biliyorsunuz. Bu sırada kütle çekim dalgaları yayılıyor uzaya. Hatta bizim bizzat uzay zamanının dalgalanmasından oluşan bu kütle çekim dalgalarını gören ne var? Mesela LIGO ve Virgo gibi gözlem evlerimiz var. Hindistan'da da bir tane yapıyorlar şimdi. Bunlar kütle çekim dalgalarını görebiliyor. Nötron yıldızı çarpışmalarını, kara delik birleşmelerini görebiliyor. Yani bakın benim blogumu unutmayın son zamanlarda yazı koyamadım diye. Orada ben bu kara deliklerin birleşmesi, süper kütleli kara delikleri, Samanyolu'nun merkezindeki süper kütleli kara deliği, karanlık madde ve kara delikler arasındaki ilişkileri, orta boy yıldız kütleli, en hiper süper kütleli mega kara delikleri hep anlattım. Blogdaki, YouTube kanalındaki canlı yayınlarda da anlattım. Ama bütün bunlar kütle çekim dalgaları yayıyor. Tamam mı? Bunlar buharlaşan kozmik sicim halkaları kaynaklı kütle çekim dalgalarını görecek kadar hassas değil ama. Yani LIGO ile kozmik sicimlerin yaydığı kütle çekim dalgalarını göremeyiz. Bunlar çok zayıf arkadaşlar. Bu dalgalar çok zayıf. Yani büyük patlamadan kalan kütle çekim dalgaları kadar zayıf değil ama dünyadaki detektörlerle göremeyeceğimiz kadar zayıf. E o zaman ne yapacağız? Mesela uzaya kütle çekim dalgaları gönderebiliriz. Yani uzaya kütle çekim dalgaları gözlemevi gönderebiliriz. Mesela LISA diye bir proje var. LISA. Laser Interferometer Array. LISA. Hatta yazayım buraya yorumlara. 3 tane uydu göndereceğiz uzaya. Eğer para bulursak 2040'larda. Bu 3 tane uydu yanılmıyorsam dünyadan 1,5 milyon kilometre uzaklıktaki bu Lagrange noktalarından birinde olacak. Ve bu uyduların arasında da 1 milyon kilometre falan mesafe olacak. Bunlar birbirlerini Elon Musk'ın Starlink uzaydan internet uyduları gibi lazer ışınlarıyla ateş edecek. Bu lazer ışınları hizalanacak. Ama uzaydan gelen kütle çekim dalgaları uzayı dalgalandırdığında lazer ışınlarının da uzayda izlediği yolu kaydıracak. Ve lazer ışınları da gitarın telleri gibi titreyecek. Hizalanması bozulunca da kozmik sicimlerden gelen kütle çekim dalgalarını gördük diyebileceğiz mesela. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla birbirine lazer ışınlarıyla bağlanan ve bu ışınların titreşirken kütle çekim dalgalarında bakan LISA gibi detektörler kozmik sicim dalgalarını görecek kadar hassas olabilir arkadaşlar. Peki başka? Bir de galaksimizdeki nötron yıldızları var. Yani diyelim ki uzaydaki LISA kozmik sicimlerin yaydığı kütle çekim dalgalarını göremedi. Ama bir de galaksimizde nötron yıldızları var. Yani birkaç milyon nötron yıldızı var. Ve NASA bunların haritasını çıkartıyor. Çünkü uzak bir gelecekte bundan 100 yıl sonra, 1000 yıl sonra bizim torunlarımız uzaya nötron yıldızlarına bakarak yayılacaklar. Uzayda yolunu nötron yıldızlarına bakarak bulacaklar arkadaşlar. Bana bir saniye soluklanmak için izin verir misiniz? Kolay değil inanın bu kadar bunları motor gibi arka arkaya anlatmak. Ama vaktinizi çok almayayım diye böyle anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar, nötron yıldızı derken ben atarcalardan bahsediyorum. Yani pulsar, pavzarlardan. Atarcalar nedir? Atarcalar aslında bu nötron yıldızlarının bir versiyonu. Bunların atarca dediğimiz versiyonları tıpkı bir saat gibi düzenli aralıklarda uzaya ışık saçıyor. Uzayda ışık çakıyor. Anlatabildim mi? Işıldak gibi dönüp duruyor. Deniz feneri huzmesi gibi tek yönlü ışınlar yayıyor. Vızır vızır. Kutuplarında. Şimdi kozmik sicim kaynaklı kütle çekim dalgaları bütün bir galaksiyi dalgalandırarak içindeki milyonlarca atarcanın titreşimini bozabilir arkadaşlar. Çünkü nötron yıldızları atom saatlerinden daha dakiktir ışık çakarken. Ama kütle çekim dalgaları nötron yıldızlarını da bir lastik top gibi esnetip genişlettiği için, büzdüğü için onların titreşimlerini bozabilir. Yani saatini kaydırabilir. Gelecekte kozmik sicim izlerini ve büyük patlamadan kütle çekim dalgalarını belki de bu atarcaların ışığındaki sapmalara bakarak tespit edeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi kozmik sicimler buraya kadar tamam. Şimdi kozmik sicimler
masif kütlesiyle uzayı bükerek dev ışık halkaları, yani yerçekimi merceği kaynaklı balık gözü efekti oluşturabilir. Bu da kozmik sicimleri görmenin bir yolu. Yani kütle çekim dalgalarına bakarak kozmik sicimleri bundan 30 yıl sonra görmenin bir yolunu bulabiliriz dedim ya. Bir de kozmik sicimleri de, sicimler de uzayı büktüğü için, kütle çekim dalgaları da uzayı büktüğü için kozmik sicimler yerçekimi mercek etkisine yol açabilir. Yerçekimi mercek etkisi nedir derseniz, yerçekimi gücüyle ışığı büker. Öyle söyleyeyim. Yani nasıl ki bir kameranın merceği ışığı büker, bir gözlük 5 numara miyop olmam sayesinde ışığı büker. Bu da öyle. Bu arada yeri gelmişken ışığı bükme derken miyop arkadaşlara bir ipucu vermek istiyorum. Eğer televizyonun karşısına oturduğunuz zaman televizyonu daha net görmek istiyorsanız lütfen gözlüğü böyle gözünüzün dibine kadar yaklaştırın. Yok benim gibi 46 yaşına geldiyseniz eğer aynı gözlüğü şöyle uzaklaştırın ve telefon ekranını net okuyun arkadaşlar. Günlük hayatta ise gözlüğü böyle orta mesafede tutun. Bu sayede bu gözlüğü hem uzak gözlüğü hem de yakın gözlüğü olarak kullanabilirsiniz. Yani iki gözlük almanıza gerek kalmaz. Biliyorsunuz hayat pahalılığı arttı. Yani ben de masraf etmenizi önlemek isterim. Şaka bir yana kütle çekim, kozmik sicimlerin kütle çekim dalgaları ışığı kara deliklerden, nötron yıldızlarından ve galaksilerle galaksi kümelerinden daha farklı bir şekilde büker. O yüzden biz ışığa bakarak ulan bunu kozmik sicimler bükmüş anasını satayım diyebiliriz. Anlatabiliyor muyum? Çünkü görürsek bunu mutlaka anlarız arkadaşlar. Sevgili Uğur, daha bakmıyorum yorumlar ama mutlaka göreceğim. Şimdi buna da geri döneceğim ama başka bir şey anlatmak istiyorum size. Kozmik sicimleri bulursak ve onlara kendimizi yok etmeden yaklaşabilirsek, çünkü unutmayın kozmik sicimler de uzay zamanını tıpkı bir kara delik gibi çalkalandırarak büyük çalkantılarla, girdaplarla, titreşimlerle büküyor. Yani bir kara deliğin etrafını saran, uzay zamanının çok çalkantılı olduğu bir ergosfer noktası vardır demiştim ben size. Hatırlayacak olursanız. O yüzden sizi böyle parçalayıp gelgit dalgalarıyla spagetti gibi paramparça edecek dalgalanmalara yol açar kozmik sicimler. Ama kozmik sicimlere siz güvenli bir şekilde yaklaşabilirseniz, yani gelgit etkisinin güçlü olmadığı kadar uzak olursanız, kozmik sicimleri Tipler silindiri denilen özel bir zaman makinesi gibi kullanarak geçmişe yolculuk edebilirsiniz. Tipler silindiri nedir, nasıl çalışır derseniz, bunu Kozan Demircan blogda zamanda yolculuk etmenin en sıra dışı 9 yolu yazısında anlattım. Orada zaman makinelerini anlattım. Linkini de bu canlı yayının linkine koydum. Ama Tipler silindiri sonsuz uzunluktaki bir silindirdir. Kozmik sicimlerini sonsuz uzunluktaki bir enerji silindiri gibi düşünebilirsiniz. Ve onun etrafında dönerek, ama helezonlar çizerek dönerek, hani bir fotonun polarizasyonu gibi, anlatabiliyor muyum? Sarmallar çizerek buradan buraya giderek, işte o zaman zamanda geçmişe yolculuk etme imkanınız var. Dediğim gibi tek yapmanız gereken bir kozmik sicim bulmak, onun etrafında ölmeden dönmek, sonra da zamanda geçmişe gitmek. Ama lütfen kendi babanızı, büyük babanızı falan doğmadan öldürmeyin. Sonra zaman paradoksu oluyor, iş bozuluyor. Tamam mı? Onu yapmayın. Söz mü? Şimdi arkadaşlar, bir de uzay yolu filmleri var, biliyorsunuz değil mi? Kaptan Kirk'ün oynadığı 6 tane uzay yolu filmi var. Bir de 1995 yılında gösterime giren 7. uzay yolu filmi var. O da Uzay Yolu Gelecek Kuşak, Star Trek The Next Generation. Orada da Kaptan Picard'ın maceralarını, Kaptan Jean-Luc Picard'ın maceralarını anlatan bir film var. Ki biliyorsunuz belki, Picard dizisi de Amazon Prime'da Kaptan Picard'ın yaşlılığını anlatıyor. Diyeceksiniz ki konu mu değişti? Hayır, aynı konu. Çünkü Uzay Yolu'nun 1995 yılında çekilen 7. filminde Zoran'ın geçmişe gidip, efendime söyleyeyim, Atılgan'ın yok olmasına yol açtığı zıkkım uzaydaki enerji sicimi, Nexus dedikleri uzaydaki enerji sicimi var ya,
Ha işte o Nexus aslında bir kozmik sicim. O yüzden arkadaşlar bu fragmana koyarken vallahi unuttum. Kusura bakmayın. Kozmik sicimin animasyonunu bu tanıtım fragmanına canlı yayının koyacaktım. Ama Star Trek Nexus yazın YouTube'a ve videoyu izleyin. O zaman Kozan Hoca kozmik sicim derken ne kastediyordu kısmını çok rahat anlatacaksınız. Hadi gene iyisiniz. Herkes benim gibi hem fiziğe hem bilim kurguya meraklı değil. Size kıyak çektim. Tamam mı? Şimdi bakın. Arkadaşlar. Yalnız kozmik sicimlerin tüm evreni tek denklemle açıklamak için elimizdeki en güçlü aday olan ama aynı zamanda büyük ihtimalle de yanlış olan sicim teorisindeki sicimlerle aynı şey olmadığını bilin. Yani lütfen kozmik sicimleri sicim teorisiyle karıştırmayın. Olur mu? Süper sicimlerle filan kozmik sicimlerle ilgisi yok arkadaşlar. Bunları birbirine karıştırmayın. Zaten bir kere kozmik sicimler evren kadar büyük dedim. Belki evrenden büyük. Belki sonsuz uzunlukta. Anlatabiliyor muyum? Ama sicim teorisindeki sicimler nötrinodan bile küçük arkadaşlar. Sicim teorisindeki sicimler çok küçük. O yüzden adı sicim diye yani karıştırmayın, tamam mı? Biz Türkler bunu çok yapıyoruz çünkü. Her şeyi birbirine karıştırıyoruz. Kozmik sicimlerle süper sicimlerin alakası yok. Tamam mı? Sicim teorisindeki sicimlerin de alakası yok. Ama bana derseniz ki sicim teorisindeki sicimler nedir? Onu blokta 3 bölüm olarak yazdım. Sicim teorisi yazın, sicim kuramı yazın, okuyun. Her şeyi de açıklamalara koymuyorum. Ya, her şeyin linkini de açıklamalara koymuyorum. Bloktaki arama kutusunu kullanın arkadaşlar. Benim o kadar çok yazım var ki beni bilen bilir. Ben açıklamalara bütün kaynakları yazmaya kalksam zaten canlı yayın çekemem. 5000 kelime sınırını aşarım. Ne derler? Karakter sınırını aşarım YouTube açıklamalarda. Yalnız ben size kozmik sicimlerle sicim teorisini karıştırmayın dedim ya. Maalesef arkadaşlar doğa ikisini birbirine karıştırmanın bir yolunu bulmuş olabilir. Evreni oluşturan sıcak büyük patlamadan önce uzayın ışıktan hızlı şiştiği ve soğuk büyüme, soğuk büyük patlama dediğimiz kozmik enflasyon dönemi vardı arkadaşlar. Bu kozmik enflasyon sırasında eğer sicim teorisi doğruysa temel parçacıkları oluşturan o nötrinodan küçük sicimler var ya, sicim teorisi sicimleri. Ha işte onlar kozmik enflasyon sırasında sonsuz büyüklüğe erişmiş olabilirler. Devasa büyüklüğe erişmiş olabilirler. Bizim evrenimizde kozmik enflasyon bizim bulunduğumuz lokal uzayda durduğu zaman, yani evren sıcak büyük patlamayla birlikte ışıktan yavaş genişlemeye başladığında o bizim sonunu gözlemlenebilir evrenimizde. Onu bizim evrenimizin içinden transit geçen ve sonsuza uzanan kozmik sicim teorisi sicimleri de olabilir. İşte bunlara kozmik süper sicimler diyoruz. Peki, kozmik süper sicimlerle bildiğimiz kozmik sicimleri nasıl ayırt edebiliriz? Bir saniye, şimdi onu da anlatacağım. Arkadaşlar bunlar uzaktan bakınca birbirine benziyor. Tamam mı? Ama kozmik süper sicimlerle kozmik sicimler arasında fark var. Mesela nasıl anlatayım? Kozmik süper sicimler bir kere yer çekimi merceği ve kütle çekim dalgaları yayma konusunda kozmik sicimlere benziyorlar. Yani belki zamanda yolculuğa kozmik süper sicimler varsa onlar da zamanda yolculuğa izin veriyordur. Bilemem. Ama ikisi arasında farklar var. Tamam mı? Bir kere kozmik süper sicimler çarpışınca genellikle hayalet gibi birbirini içinden geçer arkadaşlar. Kozmik sicimler gibi değil. Kozmik süper sicimler çarpışınca genellikle hayalet gibi zarar vermeden birbirinin içinden geçer. Bu yüzden kozmik sicimler halkalar halinde parçalanmaz. Daha uzun ömürlüdür. Bir saniye. Neden? Ben size dedim ya kozmik sicimler dalgalanırken kendi kendine düğüm oluyor diye. Ama kozmik süper sicimler pek düğüm olmuyor ya. O yüzden halkalar halinde de pek kopmuyor. Pek kopmadığı için de bunların ömrü uzun oluyor. O yüzden kozmik süper sicim sayısı evrende kozmik sicimlerden fazla olabilir. Anlatabiliyor muyum? Oysa bazen de bu kozmik süper sicimler Feynman diyagramları gibi birleşirler. Hani Richard Feynman'ın diyagramları var ya, onun gibi birleşirler. Ve kozmik sicimler birleşik daha büyük sicimler oluşturmaz arkadaşlar. Ama bunlar birleşebilirler.
Aralarındaki fark bu. Bunlar, bu önemli bir şey. Şimdi başka bakalım ne var? Yalnız bakın, kozmik süper sicimleri kozmik sicimlerden ayırmanın en iyi yolu yer çekimi merceği. Kozmik sicimler uzay zamanı büker. Bu yüzden de ışığı büker ve balık gözü efekti, balık gözü yer çekimi merceği efekti oluşturur demiştim ya. Bunu sicim teorisi sicimleri, yani kozmik sicimler de yapıyor. Ama farklı bir şekilde yapıyor. Örnek veriyorum. Bir tane galaksi düşünün. Onu ışığını halka şeklinde büküyor. 6 tane galaksi, yani aynı galaksiyi bir halkanın üzerine dizilmiş 6 galaksi halinde gösteriyor size. İşte o zaman siz anlıyorsunuz. Ulan bu kozmik süper sicim diye. Yani görürsek anlayacağız. Tamam mı arkadaşlar? Pekala. Şimdi bir başka özelliği var bu kozmik süper sicimlerin. Bunlar uzun ömürlü ya. Uzun ömürlü olduğu için sayısı muhtemelen fazla ya. Eğer kozmik süper sicimler varsa bunlar daha çok kütle çekim dalgası yayacaklar. Parçalandıkları için değil. Daha çok sayıda oldukları için ve kozmik sicimlerle aynı boyda oldukları için titreşirken daha çok, daha şiddetli kütle çekim dalgası yayacaklar. O yüzden de büyük patlamadan kalan kütle çekim dalgalarından oluşan kozmik kütle çekim dalgası arka planının şiddetini, enerjisini de artıracaklar. O yüzden yarın öbür gün biz büyük patlamadan kalan kütle çekim dalgalarını, kozmik sicimlerin kütle çekim dalgalarını görecek teknolojiye erişirsek, kozmik süper sicimlerin kütle çekim dalgalarını da varsa görüp ayırt edebileceğiz. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Alan şiddetini ayırt edip bunları tespit edebileceğiz. Şimdi toparlayacak olursak, bu kozmik sicimler konusunu toparlayacak olursak, biz bugüne kadar hiç kozmik sicim veya kozmik süper sicim görmedik. Tamam mı? Ama görürsek evrenin nasıl oluştuğunu anlayabiliriz. Belki o zaman tüm evreni açıklayan her şeyin teorisini de geliştirebiliriz arkadaşlar. Çünkü uzay zamanı büyük patlamanın enerji değerinde büken tornavida kılıklı, burgu makarna kılıklı, kurusun diye sıkılmış merdaneden geçirmiş, burulmuş bez kılıklı sicimlerden bahsediyoruz. Yani o sicimler büyük patlama enerji değerlerine ulaşıyorlar. Ama kendi içinde büküldükleri için enerjiyi etrafa salmadıklarından patlayıp evreni de yok etmiyorlar. O yüzden ulan büyük patlama nasıl bir şeydi kısmını bir kozmik sicim görürsek öğrenebiliriz arkadaşlar. İşin ilginci, büyük patlamada en azından kozmik sicimlerin ve manyetik kutuplu parçacıkların, tekrar ediyorum, büyük patlamada en azından kozmik sicimlerin ve tek manyetik kutuplu parçacıkların, monopollerin oluşması gerektiğini biliyoruz. Ve eğer bunu biliyorsak, bunlar varsa neye benzediklerini de biliyoruz arkadaşlar. Yani görürsek mutlaka ne olduklarını anlayacağız. Şimdi böylelikle canlı yayınımızın kozmik sicimler konusundaki kısmının sonuna geldik. Siz de bu konudaki videolarımı izleyebilirsiniz. Blog yazılarımı okuyabilirsiniz. Ama arkadaşlar özellikle evren yok eden vakum köpükleri yazımı okumanızı istiyorum. Evren yok eden vakum köpükleri. İki tanedir onlar. Lütfen onu okuyun. Bir de arkadaşlar ben size böyle acayip bir konu anlattım. Dolu dolu bir konu anlattım. Kozmik sicimler gibi uçuk bir şey anlattım ya. Öyle benden kolay kolay kurtulamazsınız. Benim başka bir yazım var. Acaba yıldızların çekirdeğindeki 15 milyon derecelik sıcaklıkta kozmik sicimlerden, yani enerjiden oluşan varlıklar olabilir mi? Ve bunlar tıpkı insan türü gibi evrim geçiriyor olabilir mi? Tabii ki işin spiritüalizmi değil. Benden safsata çıkmaz. Ama bunun teorisi de var. Bunu düşünen teorik fizikçiler var. Onu da bloktaki kozmik sicimler yazımda anlattım arkadaşlar. Şimdi canlı yayınımızın soru cevap kısmına geçiyoruz. Dediğim gibi bu sefer artık gözlüğümü de bakın size anlattığım gibi şöyle 46 yaşındayım artık, yaşlandım. Bu şekilde anlatıyorum, tamam mı? Yorumlarınıza bakacağım sevgili arkadaşlar. Isaac Asimov gelmiş, selam demiş. Merhaba Asimov. Nagihan Hanım hoş geldiniz. Merhaba, kolay gelsin. Lilith'i görüyorum. Selam hocam, nasılsınız diyor. Merhaba Lilith, hoş geldin. Serdar Küçük, hocam iyi akşamlar. Çok teşekkürler.
En net siz anlatıyorsunuz. Sağ olun demiş. Ben de size teşekkür ediyorum bu saate kalıp beni dinlediğiniz için. Metin Kaya merhaba hocam, kolay gelsin diyor. Barış Demir sevgili üyemiz. Hoş geldin Barış. O da merhaba hocam diyor. Omnium Gather'ım burada Antalya'dan. Selamlar hocam. Yapış yapış bir Antalya akşamından saygılar ve sevgiler. Özledik sizi diyor. Doğru, burasında da sağanak vardı. Yapış yapış. Ne bu arkadaş? Omnium Gather'ım Deniz Antalya'da da simetriktir bazen demiş. Bir espri yapmış arkadaşlar. Serhat Öz'ün bir bağışı olmuş. Tekrar ediyorum. Okay Can'a tekrar aramıza hoş geldiniz diyorum. Emre hocam iyi akşamlar. Şimdi evreni bükmek için çok büyük kütleye ihtiyaç var ve ışık hızına ulaşırsak da kütle artıyor. O zaman zaten istediğimiz kütleyi oluşturmuş olmuyor muyuz? Şimdi arkadaşlar şurası doğru. Işık hızına yaklaşırken elbette ki uzay gemisinin kütlesi artıyor. Fakat uzay gemisi kütlesinin kozmik sicim kadar artması için o uzay gemisinin kütlesinin evren kadar büyük olması lazım. Işık hızına o kadar fazla yaklaşamazsınız. Yani siz zaten bir uzay gemisine ışık hızının %99'una çıkaramazsınız. Ama çıksa bile oluşan kütle evreni büyütmeye yeterli olmazdı. Işık hızının, yani nasıl anlatayım, %99,99999 böyle 10 milyar yıl saydığımı düşünün. O kadar hızlı gitmeniz lazım. Anlatabildim mi? O yüzden pratikte olmaz. Şimdi Uğur Kurt, sevgili üyemiz, esenlikler diyor, sana da Uğur. Emre diyor ki, bükmek için ihtiyacımız olan kütleyi oluşturmak için ışık hızına çıkmamız yeterli olmaz mı? Bir kere ışık hızına çıkamayız, ancak ışık hızına yaklaşabiliriz. Emre diyor ki, peki bu bükülmeler yıldızlarla veya gezegenlerle nasıl etkileşiyor? Arkadaşlar, aslına bakarsanız gelgit etkisi gibi düşünün. Yani nasıl ki Jüpiter'in yer çekimi Europa uydusunu esnetip genleştiriyor, esnetip büzüyor, tıpkı bir stres topu gibi. Aynen o şekilde gezegenleri de büküyor, sizi beni de büküyor. Ama bunlar zayıf kütle çekim dalgaları. O yüzden bizi parçalamıyor. Sıkıntı yok yani. Anlatabildim mi? Şimdi gelelim diğer şeye. Uğur Kurt diyor ki, bu lazer girişim ölçer uzay anteni LISA. Evet, bu bir uzaya yerleştirilecek olan bir gözlem evidir diyor. Ve ESA'nın, yani Avrupa Uzay Ajansı'nın bir projesi olacak. Doğru. Teşekkür ederim bu bilgiyi paylaştığın için sevgili Uğur. LISA ile ilgili benim bir blog yazım var. Uğur o konuyla ilgili biraz spoiler vermiş oldu böylece. Aykanus burada. Pekala. Omnium Gather'ım hocam yer çekimini nasıl manipüle ederiz diyor. Valla kütleyle manipüle edersiniz. Enerjiyle manipüle edersiniz. Mesela çok yüksek enerjilerle kütleyi de arttırmış oluyorsunuz, öyle değil mi? Yani ışık hızına yaklaşan bir geminin ışık hızına yaklaşmak için çok büyük enerjiye sahip olması lazım. Bu da aslında kütlesinin artmasına yol açıyor. Tamam mı? Şimdi Aykanus diyor ki geçmişe gitmek için ışık hızını neredeyse yakalamamız lazım. Aykanus bu konuda haklı. Ben tipler silindiri ve kozmik sicimlerle zamanda yolculuk konusunda bundan bahsetmiştim. Çünkü pratikte kozmik sicimin kütlesi, kozmik sicimin uzunluğu sonsuz olduğu için sonsuz olmalı. Yani kozmik sicimin evrenin içinde kalan kütlesi sonlu olabilir. Ama kozmik sicimin kütlesi, kozmik sicimin kütlesidir. Yani evrenin içindeki kütle de evrenin dışında sonsuzluğa uzanan sonsuz kütleye denk olmak zorunda. Anlatabiliyor muyum? İşte bu yüzden uzayı sonsuza kadar bükerek zamanda yolculuğa izin verir demek istiyorum. Uğur Kurt diyor ki, Doktor Erik Verlinden'in yer çekimi hakkındaki hipotezi aklıma geldi şimdi. Sevgili Uğur'un demek istediği, yer çekiminin uzun mesafelerde şiddetinin değiştiği. Ama bunun benim anlattığım konuyla ilgisi yok. Aykanus diyor ki, yıldızla gerçekleşen olayları HD şekilde, yani yüksek tanımlı olarak görmüyoruz. Doğru. Geçmişe fiziksel olarak gidemeyiz ama geçmişi görüntü olarak yakalayabiliriz. Geleceği ise asla göremeyiz. Aslında evet, geçmişi görüntü olarak yakalayabiliriz ama şunu unutmayın. Mesela 10 milyar yıl öncesini gösteren bir geçmişi göremeyiz. Çünkü onun ışığı o kadar zayıf ve kırmızıya kaymış olacaktır ki. Anlatabiliyor muyum? Yani bugün dünyaya 10 milyar ışık yılı uzağa gittik ve dünyaya baktık. 10 milyar yıl önceki dünyayı gördük. Göremezsiniz. Çünkü ışık aşırı bulanık olacak. Yani böyle bir 3 kuruşa 5 köfte yok arkadaşlar. Yusuf Emre diyor ki, kozmik sicimlerin yapısını ve boyutlarını çözersek
evrenin sınırları, ötesi veya başka evrenlerle ilgili bilgi edinebilir miyiz? Kesinlikle edinebiliriz. Tarsus Devlet Hastanesi'ndeki nöbetten saygılar, sevgiler. Ben de sana Yusuf Emre çok teşekkür ediyorum. İyi nöbetler diyorum. Sağlık problemlerinin karşına çıkmayacağı, insanlarımızın sağlıklı olduğu ve çabuk iyileştiği bir nöbet olsun. Deniz Bey diyor ki hocam, büyük patlamanın olmama Anaximandros'un hocam büyük patlamanın olmama ihtimali var mı? Yani her şey mümkün ama elimizdeki kanıtlar büyük patlama olduğunu gösteriyor. Yani sonsuz kadar atom altı olma ihtimali var mı? Yani Anaximandros'un apeironu. Şimdi büyük patlama kuantum salınımları yüzünden kozmik enflasyon teorisiyle sonsuz küçüklükte gerçekleştirilmiştir. Yani evreni oluşturan sıcak büyük patlama sonsuz küçüklükte olmadığı için yahu sonsuz yer çekimine sahip bir tekillik oluşmasına rağmen evren nasıl genişledi problemi yok. Çünkü sıcak büyük patlama anında evrenimiz en az bir bezelye tanesi kadar büyüktü. Kullandığınız teoriye göre Greyfurt tanesi kadar olabilir. Ve sıcak büyük patlamayı tetikleyen evrenin ışıktan hızlı şiştiği, uzayın ışıktan hızlı şiştiği, soğuk büyük patlama anında ise uzay ışıktan hızlı şiştiğinden evren sonsuz küçüklükteki bir noktadan bezelye tanesine genişlemiş olabilir. Yani çok önemli bir detaydan bahsediyorsun Deniz Bey. Ama zaten kozmik enflasyon teorisi senin sormadığın ama ima ettiğin bu sorunu çözmek için icat edildi. Okay Can diyor ki, Sayın Demircan, bir canlı yayında bu anlattıklarınızın sizin gözünüze ilginç olanlarından fonksiyonel matematiksel denklem kanıtıyla yazarak çözerek anlatabilir misiniz? Vallahi anlatmak istemem. Diyeceksiniz ki neden? Çünkü o zaman o ders kitabı olurdu. Bununla ilgili Archive.org'a girerek bu konuyla ilgili mekaniklere, matematiğine girebilirsiniz. Böyle bir şeyin dersini dermek için zaten kuantum fiziği profesörleri var. Ben onların alanına da girmek istemem. Ben bir bilim yazarıyım ve felsefe mezunuyum. O yüzden ben fiziği nasıl işlediğini ve anlamını anlatıyorum. Ama değerli fizik profesörü hocalarımız, Profesör Doktor Serkan Çetin gibi, Levent hocamız gibi, onlar kuantum fiziğini, kuantum mekaniğini denklemlerle anlatıyorlar. Bunu anlamanın en iyi yolu onların derslerine gitmek ve üniversitede kuantum fiziği almak elbette ki. Şimdi Aykanos diyor ki, Kozan Bey, evren bükülürse galaksiler birbirine girmez mi? Bu evrenin lokal olarak ne kadar şiddeti büküldüğüne bağlı. Dediğim gibi kozmik sicimler uzayı bir protonun trilyonda biri kadar ince bir alanda uzay zamanı yok edecek kadar şiddetli büküyor. Ama uzayın hemen kenarı, hemen yakınını o kadar şiddetli bükmüyor. O yüzden galaksileri de büküp, çarpıştırıp yok edecek kadar bükmüyor. O yüzden evrenin içinde kozmik sicimler var ama evreni yok etmiyor. Şimdi Rüstem gelmiş, hoş gelmiş. Rüstem diyor ki selam. Hocam, bu arada Ozan Ömer diyor. Hoş geldin Ozan, merhaba hocam. Rüstem diyor ki selam. Hocam, güneşe gönderilen bir uzay aracı vardı. Evet, Parker uzay sondası. Ne gibi bilgilere ulaştı? Bu proje hakkında bilginiz var mı? Var. Parker'ın artık şu sorunu çözdü. Uzay sondası Parker. Neden güneşin taç küresi 1 milyon derece sıcaklıkta ve güneşin yüzeyinden, yani 5800 dereceden daha sıcak? Bununla ilgili açıklamaları ve güncellemeleri Parker uzay sondası yazılarında bulabilirsiniz. Şimdi Yusuf Emre diyor ki, teşekkürler hocam, iyi ki varsınız. Ben de size teşekkür ediyorum. Siz de iyi ki varsınız. Neden? Çünkü sizin sayenizde ben bu konuları anlatabiliyorum ve siz de öğreniyorsunuz. Demek ki benden daha iyisini yapacaksınız. Gelecek için, gençler için her zaman umut var. Şimdi Aykanus diyor ki, Voyager sondası için 40 bin yıl daha uzayda ilerleyecek deniyor. Yani şöyle, 40 bin yıl sonra Voyager bir yıldız sisteminin yakınından geçecek. Yoksa Voyager uzayda sonsuza kadar yol alacak arkadaşlar. Bu nasıl oluyor? Bugün bile Voyager'dan 19 saatte veri alabiliyoruz. Doğru. Zaten Voyager'ların enerjisi tükenmek üzere. Onlar yavaş yavaş arızalanmaya başladılar. Yani Voyager'dan biz tahmin ediyorum birkaç yıl sonra hiç haber alamayacağız.
Aykandos diyor ki Güneş'e 9 milyon kilometre kare yaklaşan uzay aracı güneş rüzgarları yüzünden neden bozulmadı? Arkadaşlar bunun sebebi de şu, bir kere 6,5 milyon kilometre kadar yaklaştı ama Parker sondası Güneş'e çok hızlı yaklaştı ve çok hızlı uzaklaştı. Amacı aslında Güneş'in taç küresindeki enerji değerini ölçmek. Anlatabiliyor muyum? Bir de Parker'ın önünde, lütfen Parker diye yazın, göreceksiniz. Çok kalın bir güneş kalkanı var. Isı kalkanı var. Yani Parker'ı yüksek sıcaklıktan ve ölümcül radyasyondan koruyor. Tamam mı arkadaşlar? Bakalım. Deniz Bey diyor ki kara deliklerin delik olmama ihtimali var mı? Var. Onu da bir gün başka zaman bir Hintli profesörün pek kabul görmeyen bir görüşü var. Maçolar görüşü. Maço derken böyle maço erkeksi kara delik değil. Yani okunuşu öyle. Maço. Kara delikler birer maço olabilirler. Manisa Adana, Cumali, Hasan Adana. Tamam mı? Ama onu da başka bir zaman anlatırım arkadaşlar. Evet. Böylece bugünkü canlı yayının sonuna geldik. Sorularınız için size teşekkür ediyorum. Bu saate kadar beni dinleyip pazar akşamı bilgilendiğiniz için, ayrıca sabrınız için ve katkılarınız için teşekkür ediyorum. Abone olmayı, videoları beğenmeyi, mümkünse kanala katıl düğmesiyle üye olmayı unutmayın. Sayenizde çok daha fazla içerik üretebileceğim, daha fazla kardeşimize ulaşabileceğim. Bu arada arkadaşlar, önümüzdeki hafta bomba gibi bir video koyacağım. Bu arada benim felsefe Michel Foucault'da güç ve iktidar felsefesinin 3. bölümünü de ben videosunu yayına koydum. Kaçıranlar onu da izlesinler. Önümüzdeki hafta felsefe podcastinin 4. bölümü de yayında olacak. Bir video yayında olacak ve elbette önümüzdeki pazarda bir canlı yayınımız olacak arkadaşlar. O zaman hepinize yayını başa sarıp izlemeliyim demiş Aykanus. Tabii izleyebilirsiniz. Sevgili Uğur, sana da teşekkür ediyorum. Yeni bir yayında görüşmek üzere. Bilimle, felsefeyle ve sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz.